Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın, siz de hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet, toplantımıza başlamak istiyorum ben yavaş yavaş. Çok değerli katılımcılar, uzun bir aradan sonra müsaitseniz biz size gelelim diyerek başladığımız eğitim toplantılarının bir yenisiyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve bunun mutluluğunu yaşıyor, sizleri selamlıyor ve hoş geldiniz diyoruz. Bugün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapacağız toplantımızı. Bugün Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden çok değerli hocalarımız biber yetiştiriciliği konusuyla bizlerle birlikte olacak. Sabah oturumunda üç hocamız bizlerle. Biber yetiştiriciliğinde viral hastalıklar ve mücadelesi konusunda Sayın Doktor Pelin Keleş Öztürk bizlerle. Biber yetiştiriciliğinde fungal hastalıklar ve mücadelesi konusunda Sayın Doçent Doktor Ayşegül Çolak Ateş. Biber yetiştiriciliğinde bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi konusunda ise Sayın Ali Karataş hocamız bizlerle olacak. Öğleden sonraki oturumu hocalarımızı da belirtmek istiyorum. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak toplantımız. Biber yetiştiriciliğinde zararlar ve mücadelesi konusunda Sayın Doktor Gökhan Bilgin. Biber yetiştiriciliğinde yabancı otlar ve mücadelesi konusunda Sayın Özcan Tetik. Biber yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele konusunda ise Sayın Doktor Doğan Can Kahya bizlerle birlikte olacaklar. Çok değerli katılımcılar, her zamanki gibi bizi Zoom ve YouTube üzerinden canlı takip edebilir. Ayrıca Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Facebook ve Instagram sayfalarından, kurumsal hesaplarından takip ederek eğitim konularımızla birlikte eğitimlerimizin ID ve passwordlerine ulaşabilirsiniz. Ben toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere ve eğitimimize geçmeden önce sözü İl Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Nevzat Sayım'a bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Merhabalar, çok kıymetli hocalarım, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli çiftçilerimiz. 17.sini yapmış olduğumuz uzaktan eğitim çalışmamıza hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Tabii biz bu çalışmaya yaklaşık pandemiyle birlikte 8 ay önce başlamıştık ve bu konuda özellikle daha çok yetiştiricilik konularında eğitimler vermiştik. Tabii bizim Mersin ili olarak yetiştiricilikte çok fazla problemimiz yok. Yani hem ürün gamımız çok geniş, hem de üretim bakımından bir kültür var. Turunçgil'de olsun, Örtaltı sebzede, muzda, çilekte. Fakat son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği'ne giden ürünlerden almış olduğumuz geri bildirimler ve bu konuda bakanlığımızın bize göndermiş olduğu talimatlar çerçevesinde bazı çalışmalara başladık. Tabii biber de bu talimatların içerisinde yer alıyor. Turunçgil, biber ve nar da yaklaşık 3 aydır hem saha eğitimleri hem zirai ilaç bayilerimizle eğitimler, teknik personellerimizle eğitimler yapıyoruz. Hem de sahada farkındalık arttırmak için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda kısa filmler çekiyoruz ve bastırdığımız özellikle STK'ların da verdiği destekle Mersin Sanayi Ticaret Odası ve AKİB'in verdiği desteklerle de sahada kalıntıyla mücadele noktasında farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Aslında biraz önce ben biraz da toplantıya geciktim. Hepinizden özür dilerim. Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Miraç Bey buradaydı. Kendisiyle beraberdik. Sağ olsun. Ben öncelikle kendisine ve Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze bize vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün tabii konumuz biber. Biber hastalıkları ve zararlarıyla mücadele. Burada konusunda uzman, birbirinden kıymetli hocalarımız birlikte olacaklar. Bu eğitimlerimiz yaklaşık yarımşar saat olarak planlandı. Fakat biz çok da sıkmamak için öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde konuyu ikiye ayırdık. Bu kapsamda ilk başta Sayın Doktor Keleş Öztürk hocamız sizlerle birlikte olacak. Ben eğitim için sözü kendisine bırakmak istiyorum. Tekrar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Teşekkür ederim. Emir, çok özür dilerim. Buyurun. Ben
Hüseyin Hocam bir saniye, ben hemen araya girmek istiyorum. Önce Sayın İmdir Yardımcımıza teşekkür ediyorum ama ben toplantı konusunda hemen bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Toplantımız yaklaşık 2 saat sürecek. Yani sabah oturumu 2 saat, öğleden sonra oturumumuz 2 saat olacak. Değerli hocalarımız 30'ar dakikalık arayla sunumlarını yapacaklar. Sunumun sonunda soru cevap, soru alacaklar. Değerli katılımcılar, lütfen sorularınızı chat bölümünden yazın. Biz oradan takip edeceğiz ve sorularınızı mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağız. Bu kadar. Ben sizi Sayın Hocama bırakmak istiyorum. Buyurun Pelin Hanım. Teşekkür ederim Nican Hanım. Ben müdür yardımcımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizlerin nezdinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne böyle bir eğitim düzenlediği için emeği geçen herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz direkt sunumuma geçeyim. Şimdi öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Pardon. Sunumu bir saniye lütfen. Şimdi görebiliyorsunuz sanırım. Yansıda. Değil mi Necan Hanım? Evet, evet, evet. Görüyoruz. Evet. Adım Pelin Keleş Öztürk. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bitki hastalıkları bölümünde virüs hastalıkları konusunda çalışıyorum. Yaklaşık 2010 yılından beri Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyorum. Ben özellikle de doktora çalışmamı biberdeki virüs hastalıkları üzerine yapmıştım. Bundan dolayı da görselleri zengin bir sunum hazırlamaya çalıştım sizlere. Dilerseniz başlayalım. Şimdi biber biliyorsunuz ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilen ve tüketilen bir sebze türü. Yine domates ve patlıcan gibi Solanaceae familyası içerisinde sıcak iklim sebzesi. Ana vatanından çok kısaca bahsedeceğim. Meksika ve Orta Amerika bizim ülkemize gelmesi ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. yüzyılda önce İstanbul'a geliyor ve buradan diğer bölgelerimize dağılıyor. Biliyorsunuz ekonomik önemi çok fazla olan bir sebze, taze olarak ya da kurutulmuş olarak boya yapımında ya da ilaç sanayinde etkin olarak kullanılmakta. Şimdi virüs hastalıkları birçok kültür bitkisi ürünlerinde önemli derecede kalite ve kantite kaybına neden olabiliyor. Bunun yanında birçok bitkinin üretimini de kısıtlayarak ölümüne sebep olmakta. Çok kabaca ve kısaca virüslerden bahsetmek istiyorum. Mücadelesinde kimyasal bir ilacın kullanılamaması viral etmenlerin önemini daha da arttırmaktadır. Virüsler ışık mikroskobunda dahi görülemeyecek kadar küçüktürler. Sadece elektron mikroskobunda görülebilirler. Şekilleri küresel, çubuk, uzun, iplikli veya çok yüzeyli polihedral yapıdadır. Bir bakteri ya da fungus gibi organize canlı değildir. Yani sadece canlı hücre varlığında çoğalmaları nedeniyle canlılık özelliği kazanırlar. Yani obligattırlar, mutlaka bir canlıya ihtiyacı vardır. Canlı konukçuları dışında çoğalma özellikleri olmadığı için dış ortamda bir makromolekül olarak bulunurlar. Çoğalmaları için enerji veren bir sisteme ihtiyaçları vardır. Yapıları merkezde genetik yapıyı belirleyen RNA veya DNA ve bunu koruyan bir protein kılıfından oluşmaktadır. Şimdi ben sizlere biber yetiştiriciliğinde önemli olan ve yaygın görülen virüs hastalıklarından bahsedeceğim. Özellikle de kendi ülkemizde ve Akdeniz bölgesinde. Bunlardan en önemlisi domates lekeli solgunluk virüsü. Özellikle domates biber yetiştiriciliği açısından Tomato Spotted Wilt Virus'ın vektörü olan tripslerin varlığında büyük bir tehlike oluşturuyor bu viral etmen. Böyle tipik belirtileri var. Meyve üzerinde halkalı lekeler, hatta yaprak üzerinde de halkalı lekeler şeklinde kendini göstermekte. Yine yansıda gördüğünüz gibi böyle tipik belirtileri var. Meyve gerçek rengini alamıyor ve halkalı lekeler oluşuyor, yuvarlak halkalı lekeler. Bazen bu halkalı lekeler iç içe geçmiş leke şeklinde de kendini gösteriyor. Bakın burada da yine meyve üzerinde olduğu gibi yaprak üzerindeki halkalı lekeyi görmekteyiz. Tabii bazı çeşitlerde mozaik veya klorotik lekeler şeklinde de kendini göstermekte. Şimdi başka tipik belirtileri de var tabii. Bitkinin genç yapraklarında bronzlaşmaya, küçük koyu renkli beneklenmelere,
sürgünlerde geriye doğru ölümlere neden oluyor. Bazen yapraklarda mozaik belirtisi görülürken bazen kıvrılma şeklinde kendini gösteriyor. Ayrıca bitkide cüceleşmeye ve solgunluğa da neden oluyor. Yine yansıda çok tipik bir belirtisi. Bu olgunlaşmamış meyveler gerçek rengini alamıyor. Yeşil ya da açık yeşil renkte halkalı lekeler ortaya çıkıyor. Meyve daha sonra kızarsa bile bu halkalı leke kısımlar yine sarı renkte kendini gösteriyor. Şimdi tomato spotted wilt virus en etkin şekilde tripslerle taşınıyor. Doğada 9 farklı trips türü ile taşıma gerçekleşiyor. Trips larva döneminde tomato spotted wilt virus ile enfekteli bitkide beslenerek virüsü bünyesine alıyor. Bir süre latent kalıyor larvanın bünyesinde ve daha sonra ergin döneminde etkin bir şekilde taşınıyor. Vektör trips virüsü aldıktan sonra artık yaşamı süresince diğer konukçu bitkilerine taşıyor. Diğer önemli virüs hastalığımız hıyar mozaik virüsü, kukumur mozaik virüs. Kukumur mozaik virüs de yine biberde çok görülüyor. Tohumla, yaprak bitkileriyle ve mekanik olarak taşınır. %60'dan fazla ürün kayıplarına neden olabilir. Belirtileri arasında sürgün uçlarında rozet şeklini almış yapraklar, tepe yapraklarında daralmalar, deformasyon, yaprak damar aralarında bombeleşme gibi belirtiler virüsün tipik belirtileridir. Tabii biberin çeşidine göre bazen bu belirtiler değişebilmektedir. Virüs yabancı otların da içinde bulunduğu 800'den fazla konukçu bitkiyi hastalandırmaktadır. Özellikle yabancı otlarda etmen kışır geçirir ve daha sonra konukçusuna yine vektörler aracılığıyla taşınır. Kukumru mozaik virüs ayrıca 60'dan fazla yaprak bitki türü ile etkin bir şekilde taşınmakta ve yayılmaktadır. Yine belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Bu görseller sizler için çok önemli. Araziye çıktığınız zaman bir biberin viral etmenlerle enfekteli mi değil mi? Hani bunu belirlemede size yardımcı olacak görseller. Yine sağ taraftaki yaprak üzerindeki belirtileri yeşil mozaik şeklinde kendini gösteriyor. Soldaki biber meyvelerinin üzerinde de kahverengileşmeler görülüyor. Aynı zamanda bitkide bütün bu belirtilerle birlikte boğum aralarında kısalma ve dolayısıyla bir bodurluk da gözlemleniyor. Şimdi bu hıyar mozaik virüsünün biberdeki belirtileri tabii çeşide göre de değişiklik gösterebiliyor. Şimdi yansıda gördüğünüz bazen çok şiddetli mozaik olurken yansıda gördüğünüz gibi daha açık renkli mozaikler de karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca sürgün uçlarında yapraklar rozet şeklini alıyor. Yine yansıda meyve üzerinde gördüğümüz belirtileri var. Burada renk değişimleri görüyoruz meyve üzerinde. Daha sonra meyve gerçek rengini alsa bile bu sararma olan kısımlar gerçek rengini almıyor. Hatta bir miktar deformasyon gerçekleşiyor. Viral etmenleri özellikle biber için söylemek istiyorum. Bizim kendi bölgemizde de yaptığımız çalışmalarda tekli enfeksiyonlardan çok karışık enfeksiyon şeklinde de karşımıza çıkıyor. Mesela yansıda sağ taraftaki görsel kukumur mozaik virüs ile tekli enfeksiyon belirtisi. Sol taraftaki ise patates Y virüsü ile karışık enfeksiyon şeklindeki belirtileri. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Karışık enfeksiyondaki belirtiler çok daha şiddetlidir. Dolayısıyla bu karışık enfeksiyondan kaynaklanan kayıplar da daha fazladır. Gerek ürün kayıpları gerekse kalite kayıpları. Yine bahsettiğim gibi patates Y virüsünün tekli enfeksiyonunu görmekteyiz yansıda. Çok şiddetli bir mozaik görüntüsü var. Yassılaşmış böyle koyu yeşil damarlar arasında bu mozaik lekeleri gerçekleşiyor. Yaprak buruşuyor ve şekil bozukluklarına sebep oluyor. Şimdi patates Y virüsü yaprak bitiyle, mekanik inokulasyonla ve aşılama ile kolay bir şekilde diğer konukçularına taşınabilmekte. Diğer viral etimimiz tobacco H virus. Bu daha çok açık alanda çok fazla rastladığımız bir viral etmen. Akdeniz bölgesinde biberlerde yaygın olarak bulunuyor. Şimdi tobacco H virus yaprak biti ve mekanik inokulasyonla taşınıyor.
Konukçu bitkide yaslaşmış geniş kuyu damar arasında mozaik lekeler şeklinde kendini gösteriyor. Yapraklarda şekil bozukluğuna sebep oluyor. Bitki bodurlaşıyor. Meyvenin şekil ve kalitesinde ve veriminde de kayıplara sebep oluyor. Yansıda gördüğünüz gibi meyve gerçek rengini alamıyor ve renk kayıpları ve şekil bozukluklarına sebep oluyor. Tobacco H virus biberde tek başına ya da patates Y virüsü ile karışık enfeksiyon şeklinde sıklıkla karşılaşılıyor. Hasat zamanında yaklaşık %100 oranında olan bir yaygınlık, tobacco H virüsten kaynaklanan ürün kayıpları seviyesini %70'lere kadar taşıyabilmektedir. Yine yansıda tobacco H virüsün tekli enfeksiyonun belirtilerini görmekteyiz. Yapraklarda şiddetli mozaik, biberdeki deformasyonlar, biberin kendi şeklini, orijinal şeklini ve rengini alamaması çok tipik belirtisidir. Hatta erken dönemlerdeki enfeksiyonda bu yansıda gördüğünüz biberler aslında salçalık biber. Sağ taraftaki, sol taraftaki de kırmızı pul biber elde edilen biber çeşitlerinden. Her iki biber çeşidinin de yansıda gördüğünüz gibi yapısını bozmuş ve gerçek rengini de almasını engellemiştir. Yani hem kalite hem verim kayıplarına sebep olmuştur. Biraz önce de bahsettiğim gibi, daha önce bahsettiğim patates Y virüsü ve hıyar mozaik virüsü ile karışık enfeksiyonları özellikle açık alanlarda çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Yine yansıda gördüğümüz patates Y virüsü ile tobacco H virüsün karışık enfeksiyonlarını görmekteyiz. Tabii dediğim gibi bunlar her iki viral etmende yaprak bitiyle çok etkin bir şekilde taşınıyor. Meyve üzerinde belki dikkatinizi çekmiştir. Boyuna çizgi şeklinde renk açılmalarıyla kendini gösteren bir viral etmendir. Evet. Şimdi yansıda yine sağ tarafta tobacco H ile patates Y virüsünün şiddetli mozaik yapmış yapraklarda. Solda da meyve üzerinde hem şekil bozukluğu hem de renk kayıplarına sebep olmuş. Yine yansıda gördüğünüz gibi meyvenin hem gerçek rengini almasını engelliyor, hem şekil bozukluğuna sebep oluyor ve ciddi verim kayıplarına neden oluyor tabii bu ikili ve üçlü enfeksiyonların yer alması. Şimdi hani böyle kabaca baktığınızda da fark edebileceğiniz bazı belirtiler var. Solda hastalıkta tobacco H virüsüyle enfekteli biberleri görüyoruz. Sağda pardon, sol tarafta da sağlıklıları görüyoruz. Hastalıklı olan biberlerde hemen fark ettiğiniz gibi bitki boyu küçülmüş, bitkinin çapı da azalmış ve meyvede buruşmalar meydana gelmiş. Tabii bu çok ciddi %70'lere varan verim kayıpları anlamına geliyor. Yine arazide incelemelere, çalışmalara çıktığınız zaman size yardımcı olacak görseller paylaşmak istiyorum. Bakın ciddi bir şekilde meyve tutumunu azaltıyor. Meyve kendi iriliğini almıyor. Ya bunlar aynı çeşide ait enfekteli parseller ve sağlıklı parsellere ait görseller. Yapraklarda şiddetli mozaik görüntülerine sebep oluyor. Bazen meyve bir miktar gelişiyor. Evet, ama yine meyve tutumu az ve meyve zamanında kendi gerçek rengini almıyor. Üzerinde çizgi şeklinde lekelere sebep oluyor. Evet, yine yansıda da gördüğünüz gibi meyve yine az tutumu ve rengini alamamış. Diğer önemli bir viral etimimiz de peppermint noddle virus. Bu gerek örtü altı yetiştiriciliğinde gerekse açık alanda karşımıza çıkan bir viral etmen. Tohumla, mekanik inokülasyonla kolay bir şekilde taşınıyor. Meyvede şekil bozukluğuna sebep oluyor. Halka şeklinde nekrotik lekeler şeklinde kendini gösteriyor. Bitki bodur kalıyor. Biber meyvesinin pazar değerinde ve miktarında ciddi düşüşlere sebep oluyor. Yine çeşitlere göre değişmekle birlikte bazı belirtileri var. Bazen yapraklarda hiçbir belirti göremeyebiliyorsunuz peppermint noddle'da. Ancak meyve üzerinde kahverengi lekeler ve yine meyve sapında ve gövde üzerinde de bu kahverengi lekeleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi çeşide göre değişen farklılıklar, mesela bir önceki yansıda kahverengi boyuna çizgi şeklinde kendini gösterirken bazı çeşitlerde ise yuvarlak şekilde ve sanki meyvede küçük çökmeler gerçekleşmiş gibi belirtiler karşımıza çıkabiliyor. Bu tarz belirtiler peppermint noddle virüsün hani bize işareti gibi
görünmekte. Diğer önemli bir viral etmenimiz de tütün mozaik virüsü. Bir Tobama virüstür tütün mozaik virüsü. Ve etmen toprakta enfekte bitki artıklarında 2 yıl gibi uzun bir süre yaşamını sürdürebilmekte ve hastalık yapma yeteneğini de kaybetmeden kalabilmekte. Tohumla taşınıyor diğer Tobama virüsler gibi. Konukçularından veya bir bitki artıklarından, yani enfekteli konukçularından veya enfekteli bitki artıklarından sera içerisinde yapılan boğaz doldurma, koltuk ve uç alma, budama, bitkinin ipi alınması gibi bakım işlemleri sırasında temas yoluyla kolay bir şekilde yayılma gösterir. Yine en tipik belirtisi yapraklarda mozaik görüntüleri meydana getirmesi ve meyvede de şekil bozukluğuna sebep olmasıdır. Yine bakın soldaki görselde çok tipiktir. Mozaik belirtisi var ve sağdaki görselde ise bitkide hem mozaik hem de bodurluğa sebep olmuştur. Şimdi ben önemli viral etmenden bahsetmek istiyorum. Tomatoboron rugos root virus. Her ne kadar hani domateste çok daha yaygın ve zarar yapıyor. Evet, ama biber de bunun konukçuları içerisinde yer alıyor. Ve bununla ilgili de gerek ülkemizde gerek dünyada çalışmalar yapılmakta. O yüzden bu viral etmeni de sizlerle paylaşmak istedim. Tomatoboron rugos root virus aynı tütün mozaik virüsü ve domates mozaik virüsü gibi Tobama virüs cinsi içerisinde yer almakta. Şimdi domates ve biberi enfekte edilen Tobama virüsler çok önemli. Ancak bu yeni viral etmen Tomatoboron rugos root virus etmeni diğer Tobama virüsleri dayanıklılık sağlayan domates ve biber çeşitlerini de enfekte edip hastalandırabilmesi sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Şimdi ana konukçuları domates ve biber bitkisi. Petunya bitkisi ise virüsün simptomsuz konukçusudur. Aynı zamanda bazı tütün ve yabancı ot türlerini de hastalandırmaktadır. Şimdi virüsün domates ve biber bitkisinde oluşturduğu belirtiler, virüsün genotipini, bitkinin tür ve çeşidine ve iklime göre değişmekle birlikte yapraklarda bazen oldukça belirsiz simptomlar, bazen mozaik veya daha küçük yaprak oluşumu gibi karşımıza çıkıyor. Meyvelerde daha belirgin belirtiler oluyor. Kahverengimsi, sarımsı renkte renk değişimleri, çanak yaprakta dal ve gövdede de doku ölümleri gibi belirtilerle karşımıza çıkmakta. Şimdi bu yansıdaki görüntü 3 farklı araziden alınan görüntü. Bakın meyvede kahverengileşmeye sebep olmuş. Sağ tarafta ise artık sarı kahverengi lekeler meydana gelmiş ve meyve buruşmaya başlamış. Yani buradaki rugose fruit denilen belirtiyi almaya başlamış ve meyve pazarlanamaz hale gelmiş. Yine farklı bir arazi görüntüsü. Soldaki görüntüde ebruli şeklinde lekeler var. Sağda ise yapraklarda yine mozaik lekeleri ve yapraklarda buruşma meydana geliyor. Bunlar çok tipik Tomatoboron rugos root virus'ın belirtileri içerisinde yer almakta. Evet, biraz daha yakından bir görüntü yapraktaki bu buruşma. Şimdi biz buna baktığımız zaman tütün mozaik virüsü ve domates mozaik virüsünün de belirtilerine benzemekte. Ancak analizlerle çok rahat bir şekilde bunların ayrımı yapılabilmektedir. Şimdi bazen de meyve üzerinde hiçbir belirti yokken çanak yaprak ve gövde üzerinde nekrozlar şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu tabii domatesteki belirtisi de viral etmen önemli olduğu için ben domatesteki belirtisini de ekledim tanıtmak amacıyla. Şimdi biberde de yine gövde üzerinde kök boğazına yakın kısımlarda kahverengi lekeler şeklinde kendini gösteriyor. Yaprakta ilk önce mozaik belirtisiyle kendini gösteriyor. Ama ilerleyen aşamalarda bu kısımlar kahverengileşiyor. Daha sonra yaprak ayasının neredeyse birçok kısmı kahverengileşerek bu yapraklar dökülüyor. Biber meyvesinde de sarı veya kahverengi alanlar şeklinde kendini gösteriyor. Ve tabii yansıda gördüğünüz gibi artık bu biber meyveleri pazarlanamaz hale geliyor. Yine yansıda gördüğünüz gibi biber meyvesinin üzerindeki kahverengi leke, meyvenin kendi şeklini kaybetmesi ve yine gövde üzerinde kahverengi nekrozlar, bunların hepsi
Tabii bizleri viral etmen olduğunun birer işareti. Yine yaprak üzerinde mozaik ve kararmalar ne bu viral etmenin belirtileri. Şimdi nasıl yayıldığından kısaca bahsetmek istiyorum. Tohumla taşınıyor, mekanik olarak bulaşıyor ve oldukça stabil. Yani hastalık yapma yeteneğini uzun bir süre kaybetmeden devam ettirebiliyor. Küçük yaralanmalar ile bitkiye giriş yapıyor. Virüs ve bitki dokusunda çoğalıyor. Herhangi bir konukçu bitki olmadan da bu viral etmen kıyafetlerde, bitki artıklarında, solüsyonlarda, toprakta, taşıma materyallerinde uzun süre hastalık yapma yeteneğini kaybetmeden kalıyor. Etmen eğer zamanında ve uygun şekilde kontrol edilmezse çok bulaşıcı bir hale de geliyor. Bu virüs yani TOBRFV ile enfekteli tohumlar, meyve ve yapraklar, bitki kalıntıları ve yabancı otlar hastalık için birer inokulum kaynağıdır. Temasla üretim materyalleriyle kolayca taşınıp yayılabiliyor. Hatta etmen bombus arıları ile sağlıklı domates bitkilerine tozlaşma döneminde mekanik olarak taşınabilmektedir. Korunmasından bahsetmek istiyorum. Hijyen çok önemli. Bunun için de üretim alanında hijyen kurallarına uyulmalı. Virüsle enfekteli olmayan tohumların ekim ve dikim materyallerinin kullanılması önemli. Özellikle tohumların bu etmen açısından sertifikalı yani temiz olduğunu gösteren bir sertifikası olmalı. Üretim alanına sadece sağlıklı fideler getirilmeli. Hatta bu fideler nakliye edilirken dezenfekte edilmiş araçlarla taşınmalı. Ayrıca yine fideliklerde çalışan insan, alet ve cihazlar için hijyen uygulamaları yapılmalıdır. Mümkünse bu hijyen uygulamalarında giriş bölümünde koruyucu giysi ve eldiven kullanılmalı. Sera girişlerinde el ve ayak dezenfeksiyon bölümleri olmalı. Dezenfektan içeren paspaslar bulundurulmalı. Mutlaka alet ekipman temizliği yani dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Diyelim ki üretim alanınızda enfekteli, özellikle serada enfekteli bir yani enfekteli olduğunu gördüğünüz bir bitkiniz var. Bu sefer bu belirti gösteren bitki yansıda gördüğünüz gibi üzerine büyük bir poşet geçirilerek o tek bir bitki sökülmeli, olduğu yerde ağzı kapatılmalı ve dışarıya çıkarıldığında da yakılarak yok edilmeli. Yani dışarı çıkarma esnasında diğer bitkilere teması engellenmeli ve mümkünse analiz için en yakın ya da bağlı bulunulan araştırma enstitü müdürlüğüne gönderilmelidir. Diyelim ki siz örneğinizi aldınız, enstitüye gönderdiniz ve bu örnek tomato brown rugose fruit virus ile enfekteli çıktı. Peki ne yapmalıyız? Üretim alanında öncelikle sulama kesilmeli. Bir miktar bitki solduktan sonra bitki artıkları uzaklaştırılmalıdır. Enfekteli bitkiler üretim alanından çıkarılırken etrafa teması engellenmeli, kapatılarak üretim alanından çıkarılmalı ve bu enfekteli bitkiler atık yakma yoluyla yok edilmelidir. Ayrıca yine sera tamamen yani enfekteli bitki bulunan ve sökülen sera tamamen dezenfekte edilmelidir ve tomato brown rugose root virus konukçusu olmayan bitkiler ile münavebe yapılmalıdır. Yine örnekleme yani rutin kontroller yapılıp belirti gösteren bitkilerden örnekler alınarak ilgili araştırma enstitü müdürlüklerine gönderilmelidir. Şimdi örnek alınırken de böyle arkadaşlar bunlarla ilgili çok soru sorduğu için açıklama getirmek istiyorum. Şimdi belirti virüs belirtisi gösteren örnekten öncelikle bir örnek alıyoruz. Ve daha sonra da bu belirti gösteren bitkinin etrafındaki bitkilerden de tedbir amaçlı örnekler alıp ayrı ayrı tabii bunları paketleyerek örneklerimizi tamamlıyoruz. Örnek alırken mutlaka eldiven kullanıyoruz. Her bir örnekle eldivenimizi değiştiriyoruz. Çünkü bu viral etmenler temasla çok kolay taşındığı için sağlıklı sonuç alabilmek için her bir örneğin eldiveni farklı olmalı. Ayrıca örnek alımında kullandığımız aletler mutlaka dezenfekte edilmeli. Bu örnekler virüs belirtisi gösteren meyveli ve yapraklı dallardan oluşmalı, şeffaf bir poşet içerisinde konulmalı ve örnek poşetin içine mutlaka yer, ürün, çeşit, üretici bilgisi gibi bilgiler eklenmelidir ve alınan örnekler ilgili enstitü müdürlüklerine gönderilerek analizi yapılmalıdır. Şimdi viral etmenlere devam etmek istiyorum. Diğer bir önemli viral etmenimiz de yonca mozaik virüsü. Şimdi biber bitkilerinin enfeksiyonu
Yonca tarlası yakınlarına ekim yapıldığında ortaya çıkmakta ve 165'e ulaşan verim kayıplarına neden olmakta. Alfalfa mozaik virüs yoncalarda tohum kökenli ve birçok yonca tarlası bununla bulaşık olduğunda ve yanında biber yetiştirildiğinde potansiyel bir inokulon kaynağı olabilmektedir. Yani alfalfa mozaik virüs hem tohumla hem de yaprak bitleriyle kolayca taşınmaktadır. Konukçuların içerisinde başta yonca var, yonca bitkisi var. Bunun yanında eve gümeci, kırmızı üçgül, ak üçgül, mercimek, bezelye, marul, domates, patates ve biber yer almakta. Tohumla ve mekanik olarak taşınıyor, yaprak bitkileri ile de taşındığını belirtmiştik. Böyle bu viral etmenin de tipik bir belirtisi var. Yaprak damar aralarında parlak sarıdan beyaza kadar değişen mozaik lekeleri meydana getiriyor. Önemli olan viral etmenlerimiz bu kadar. Ben genel anlamda mücadelesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında virüs hastalıklarının kimyasal bir mücadelesi yok. Asıl temeli korunmaya dayalı. Yani siz üretim alanınıza sağlıklı materyal getirerek yetiştiriciliğe başlamanız gerekiyor. Ve daha sonrasında da alanınızı koruyarak virüs hastalığının bu alana taşınmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için de öncelikle virüs hastalıklarına dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmeli. Hastalıktan ari ve sertifikalı tohumlar kullanılmalı. Üretici kendi tohumluğunu ayırmamalı. Çünkü tohumla taşınan viral etmenlerin artmasına ve problem oluşturmasına sebep olabilir. Şimdi birçok yabancı ot biliyorsunuz virüs hastalıklarının konukçusu durumunda. Bundan dolayı da bu yabancı otlarla mücadele yapılmalı. Tabi bu mücadele de doğru ve zamanında yapılmalı. İhtiyaç duyulması durumunda da tabi ilaçla mücadele de yapılabilir. Hastalıkla bulaşık bitki artıkları yansıda görüldüğü gibi sera içerisinde bulunmamalı. Mutlaka bu bitki artıkları toplanmalı ve uygun alanlarda yakılarak imha edilmeli. Tabi üretim alanının hani dışarına çıkarılması isteniyor ama dışarı çıkarıldığı zaman böyle seranın yan tarafına girişe gibi bu kısımlara konulmamalı. Çünkü bu bitki artıkları sadece viral etmenlerin değil, diğer bitki patojenlerinin de hastalık kaynağı olarak devam etmektedir, sıkıntı oluşturmaktadır. Şimdi bu mücadele tabii fide üretim alanlarında da önemli. Mümkünse fideler sera ya da screenhouse şeklinde olan yerlerde tüm havalandırmaları da böcek türü ile kapalı olacak şekilde yetiştirilmeli. Yansıdaki görseldeki belirtiler biber, tomato spotted wilt virus ile enfekteli biber fidelerini görmekteyiz. Daha küçük alanlarda bu şekilde kafesler içinde de üretim yapılabilir. Daha büyük alanlar için ise insect net denilen böcek türü ile kapatılması virüs hastalıklarını taşıyan trips, beyaz sinek, yaprak biti gibi vektörlerin geçişini engelleyecektir. Tabii ihtiyaç duyulması durumunda vektör böceklerle mücadelede bitki koruma ürünlerine ruhsatlı olan bitki koruma ürünleri kullanılarak da kimyasal mücadele yapılmalı ve vektörlerin hareketini sınırlayacak tedbirler alınmalı. Örneğin çift kapı olabilir. Yine dediğim gibi böcek türleri kullanılabilir. Yine vektör böcekleriyle mücadele amaçlı sarı ve mavi yapışkan tuzaklar da yine üretim alanlarında kullanılabilir. Daha geniş alanlar için bu şeritler şeklinde bu tuzaklar kullanılabilmekte. Levha ya da şeritler şeklinde. Şimdi virüs hastalıklarına karşı yani onu tedavi etmek için kullanılan herhangi bir kimyasal yok ve önerilemez. Yani bitkiniz hastalandı, şu ilacı kullanırsanız virüs hastalığını iyileştirir, böyle bir şey yok. Yani kimyasal mücadelesi yok. Tedbir ve önlemler çok önemli. Hastalığı kendi üretim alanınıza girdirmemeniz en önemli konu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, teşekkürler hocam. Neycan Hanım, ben bir araya girebilir miyim? Elbette, buyurun müdürüm. Şimdi konuyu dinleyen arkadaşlarımız kameralarını açarlarsa soru cevap kısmında en azından doğrudan böyle kendilerinden almış oluruz. Arkadaşlarımızın çoğunun kamerası kapalı. Ben evet, teşekkür ediyorum hocam. Bundan sonraki derse ben katılmayacağım. Size başarılar diliyorum. Müsaade istiyorum sizden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
Sağ olun, teşekkürler müdürüm. Evet, ben Pelin hocama da teşekkür etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, chat bölümünden sorularınızı alabiliriz. Evet, yani biz şu anda beklemedeyiz. Bir iki dakika bekleyelim. Çünkü biraz da geç başladık programımıza. Zaman kaybı yaşamak da istemiyoruz. Ben Necan Hanım. Efendim, buyurun. Bu arada ben birkaç şey söyleyebilirim izin verirseniz. Elbette, tabii ki. Şimdi biz biliyorsunuz biberde ve domateste hem survey çalışmaları yürütülüyor 3 viral etmen için. Tomato spotted wilt virus, tomato brown rugose fruit virus ve pepino mozaik virusla ilgili. Şimdi sanırım tüm ilçe müdürlüklerinden arkadaşlar burada bağlı. Evet, muhtemelen arkadaşlarımız da dinliyorlar sizi. Evet. Şimdi bu hani görselleri özellikle paylaşıyoruz ki size hani yön versin araziye gittiğiniz zaman hangisi virüs belirtisi daha rahat ayırt edebilmeniz açısından. Tabii hangi virüs olduğunu ayırt etmek çok zor. Hani çok çalışmak gerekiyor üzerinde. Bazen bizler bile özellikle bu mozaik belirtisi veren viral etmenlerde mutlaka hani analiz yaparak karar veriyoruz. O yüzden hani doğru örnek alarak bize göndermeniz bizim sizlere de doğru analiz sonucu verebilmemiz açısından çok önemli. O yüzden yansıda da hani örnek alma kısımlarını da paylaşmak istedim. Ayrıca sonbahar sezonuyla birlikte örtü altı üretimi biliyorsunuz çok artıyor. Bu survey programı kapsamında da bize hani problem gördükleri her alandan örnek gönderebilirler. Çünkü bunun hani erken teşhisini yapıp da kontrol altına alabilmek biliyorsunuz çok daha önemli. Gecikildiği zaman hani çözüme ulaşmak çok zor oluyor. Ama üretimin başında biz burayı kontrol altına alabilirsek en azından diğer seralara yayılmalarını da engelleyebiliyoruz. O yüzden ne zaman dilerlerse benimle irtibata geçebilirler, mail atabilirler, telefonu da açabilirler. Çok bazen sizlerle birlikte de araziye çıkabilirim ki çıkıyorum Mersin'de arkadaşlarla birlikte. Çok daha verimli oluyor. Nokta atışı gidiyoruz. Hani sizler bizi yönlendiriyorsunuz problemi olan üreticilerimizin alanlarına götürerek. Hani o yüzden de açıkçası bu konuda işbirliğine de her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şurada bir soru var. Çamlıyerli'den bu yıl size biber numunesi geldi mi? Demiş bir arkadaşımız. Geldi mi Pelin Hocam? Evet, Çamlıyerli'den gelmiş olması lazım. Teşhisiniz ne? Size yazı gelmedi mi? Cevap. Vallahi bir şey. Çamlıyerli'den soruyorlar. Şimdi biz burada arkadaşlar, ben tek başıma çalışmıyorum. 6 virolog arkadaş analiz yapıyoruz. Bu analizler için hani sizlerden gelen analizler için bir sıramız var. Her hafta bir kişi bu analizde görevli oluyor. Diğer arkadaşlar ise diğer survey ve proje çalışmalarına devam ediyor. Benim haftama denk gelmedi Çamlıyayla'dan gelen örnek ama geldiğini biliyorum. Çünkü cevaplanması yönünde ben hani bildirdiğimi hatırlıyorum o hafta bakan arkadaşa. İstiyorsanız bakıyorum şey yapabiliriz. Yani hani size cevap gelmediyse araştıralım. Yani bizimle paylaşın yazının tarih ve sayısını. Size ne cevap geldiğini yönlendirelim. Olur mu? O zaman arkadaşlarımız sizinle iletişime geçecekler ve o şekilde çözeceksiniz. Tamam. Tabii. Tarih ve sayısını vermeleri yeterli. Tamam. Ben bununla ilgilenirim. Hani o yüzden tüm analizlerden hani bir virolog arkadaşının bilgisi olması hani mümkün değil. Bölüm başkanımızın bilgisi vardır ama. Çünkü bizler aynı böyle fitoklinik sıralarımız var. Her hafta bir kişi virolojinin analizlerinden sorumlu oluyor. O yüzden hani benim haftama denk gelenlerden benim bilgim oluyor ama araştırırım, sıkıntı değil. Tamam. Bir soru var. Mücadelesi diyor, yani kültürel mücadeleler ise virüsün çeşidinin tespiti neden önemli diyor arkadaşımız. Mücadelesi. Ben mücadele. Eğer kültürel mücadele ise. Tamam.
Anladım. Şimdi dikkat ederseniz nasıl taşındığından çok bahsettim. Yani dedim ki tohumla taşınıyor, yaprak bitiyle taşınıyor, tripsle taşınıyor. Hatta bazı viral etmenler var, mesela tomato, yellow, leaf curl gibi beyaz sinekle taşınıyor. Yani siz virüsün ne olduğunu bilirseniz mücadelesini ona göre yaparsınız. Yani tomato spotted wilt virus tohumla taşınmıyor. Ama trips de taşınıyor. Ona yapacağınız mücadele nedir? Trips mücadelesi, beyaz sinek mücadelesi ya da bir yaprak biti mücadelesi değil. O yüzden virüsün ne olduğunu bilmek önemli. Yani mücadelesini yapabilme ve bir sonraki döneme sağlıklı bitki materyali başlayabilmek için. Diyelim ki tohumla taşınan bir viral etmenle enfekteli. Siz yerel bir çeşit yetiştiriyor üreticiniz ama yani ne var? Tütün mozaik virüsüyle bulaşır mesela. Nedir bu? Tohumla da taşınıyor. Bu sefer neydi? Onun tohumunu kullanmamanız gerekir. Ya da kukumbur mozaik virüsle bulaşık o üreticinizin bitkileri. O üretici bu enfekteli bitkinin tohumlarıyla üretime devam etmemeli. Ne yapıyor? Bu hastalığın ertesi yıl kendi alanında daha da şiddetli olmasını sağlıyor. Bu yüzden kültürel mücadelesi de hani virüsün çeşidinin önemli olmasının sebebi bu. Yani sadece aslında kültürel mücadelesinde demeyeyim de virüsün mücadelesinde hani o vektörlerle mücadele etmede ve bir sonraki üretim sezonuna nasıl devam edeceğimizle ilgili bize yön vermesi açısından virüsün çeşidini bilmek önemli. Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet, sevgili Kubilay Hocam, Kubilay Berin'in bir sorusu var. Hocam, şimdiye kadar Mersin bölgesinde pepino mozaik virüsüne rastladınız mı diyor. Çünkü ihracat aşamasında biz şimdiye kadar tespit edemediğimiz için evet. Ağrilik raporu veriyoruz diyor. Evet, biz de rastlamadık. Yok, pepino mozaik virüs bize gelen örneklerin hiçbirinde, yani sadece Mersin değil, başka yerlerden de gelen hiçbir örnekte, biber örneğinde pepino mozaik varsa rastlamadık. Hani bu da güzel, sevindirici. Biberlerde mesela tomato brown rugose da bakıyoruz. Sizlerden gelenlerde de tomato brown rugose fruit varsa da rastlamadık. Biliyorsunuz maalesef hani en yaygın bulunan tomato spotted wilt virus oluyor. Hani onda da bu trips popülasyonuna çok dikkat etmek lazım. Taşınmasını engellemek gerekiyor. Yabancı ot kontrolüne çok dikkat etmek gerekiyor. Hani şu an biberdeki viral etmenler açısından özellikle örtü altında en büyük sıkıntı tomato spotted wilt virus. Açık alanda ise, yani tomato spotted'dan daha çok açık alan biber için diyorum, patates Y virüsü, tobacco H virus ve kukumbur mozaik virüs, yani hıyar mozaik virüs. Bu üçünü çok daha fazla görüyoruz. Tabii tomato spotted'ı yine görüyoruz. Ama bu üçünü daha fazla görüyoruz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Tomato spotted wilt virus özellikle yaz ayları çok sıcak olan dönemlerde çok belirtilerini göremiyoruz. Daha çok ilkbahar döneminde ve sonbahar döneminde. Yani çok sıcaklarda daha latent kalıyor. Tabii biliyorsunuz virüs aktivitesi de pardon vektör virüs vektörünün de aktivitesi oldukça düştüğü için sıcakta trips aktivitesi. Tabii ona göre yayılım da çok şey fazla olmuyor. Ama ilkbahar ve sonbaharda daha fazla rastlıyoruz. Ama onun dışında o yaz dönemlerinde açık alanda bu patates Y virüsü, tobacco H virus ve kukumbur mozaik virüs. Üçü de çok şiddetli mozaik yapar ve meyvede şekil bozukluğuna sebep olur. Hani yazın gelen örneklerde açıkçası analiz yaparken biz bunları da değerlendiriyoruz. Teşekkür ederiz. Biraz önceki sorunun sahibi sevgili Vural Koç tekrar bir soru sormuş. Kısaca bir cevap istiyor. Belirtiler hep birbirine benziyor. Ayrımını birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz demiş. Şimdi virüsler isimlendirilirken mesela kukumbur mozaik virüs. Yani ilk önce hıyarda bulunmuş mozaik belirtisine sebep olmuş. Yani virüsün adının içinde aslında belirtileri var. Tomato spotted wilt virus domates halkalı leke, yani domates ve biberin hem yaprağında hem de meyvesinde halkalı leke şekli, iç içe geçen halkalar şeklinde ise bu tomato spotted'dır. Ama hani bunları böyle hani o kadar çok görmek gerekiyor ki ayırt edebilmek için. Ancak yine sarı leke şeklinde ama böyle iç içe halkalar değil, tek böyle halkalar şeklinde ise biliyorsunuz tomato brown rugose'a daha çok benziyor.
Peppermint Muddle da size bazı belirtiler gösterdim. Yine bu Tobama virüslerin belirtisi gibi oluyor. Gerek meyvede, gövde üzerinde kararmalar varsa biberde daha çok Peppermint Muddle'dan şüphelenebiliyoruz. Ama bu belirti aynı zamanda Tomato Brown Rugose Fruit Virus da yapabiliyor. Yani mozaik belirtileri yapan virüsler var ama bunları görselle ayırt edebilmeniz o kadar hani zor ki bizler dahi bazıları çok tipik. Yani Tomato Brown biraz tipik, Tomato Spotted Wilt evet biraz tipiktir. Ama mozaik yapan belirtiler var. Tütün mozaik, domates mozaik, kokumlu mozaik, patates yiye virüsü bunların hepsi daha çok böyle mozaik belirtileri yapıyor. Bizler sizlerin gönderdiği örnekleri önce makroskobik inceliyoruz ve daha sonra da analiz yaparak mutlaka size sonucunu bildiriyoruz. Yani sadece gözlemsel değerlendirip size sonuç bildirmiyoruz. Bu gözlemsel değerlendirme arazide örnek alırken hangi örneği virüs hastalıklarının analizi için almalıyım kısmında size yardımcı oluyor aslında. O yüzden siz hani ayrımınızı yani çok rahat yapamayabilirsiniz. En güzeli bu belirtileri gördüğünüzde örnekler alarak bize yönlendirmeniz. Teşekkür ederim Pelin Hocam. Bir arkadaşımız sunuma ulaşabilir miyiz? Sunumu nasıl temin ederiz diyor ama bilmiyorum siz çalışmalarınızı veriyor musunuz? Ancak zaten bu program yani bu toplantı bizim YouTube kanalımızdan da yayınlanacak. İşte değerli arkadaşlarımız buradan da ulaşabilirler. Yani belki dikkatinizi çekmiştir. Görsellerin neredeyse tamamı bana ait. Yani ben kendi çalışmalarımdan. Çünkü doktorum bu konuda yaptım. Hani biberde çalıştığım için görselleri zengin. Yani paylaşmaya çalışırım ama hani görseller kısmını belki biraz değiştirebilirim. Evet. Yani sizler için bir sunum hazırlamaya çalışayım olur mu? Çünkü bizler de biliyorsunuz ki bu görselleri yayınlarda kullanıyoruz, bakanlığın farklı çalışmalarında kullanıyoruz. Ama bizlerden önce başkaları alıp kullandığında hani bizler için de sıkıntı olabiliyor. Evet. O yüzden ben bu görseller kısmını düzenleyerek neyeceğiniz olmadı sizle paylaşırım, arkadaşlara yönlendirebiliriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Eğitimlerde kullandığım bir sunumum var. Onu da göndermem yeterliyse eğer, sebzelerde virüs hastalıkları ile ilgili orası da çok böyle görseli zengindir. Olmazsa onu paylaşayım arkadaşlarla. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar başka bir sorumuz yok. Biz çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel ve açıklayıcı bir sunumdu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz size ve programımıza sevgili doçent doktor Ayşegül Çolak Ateş'le devam etmek istiyoruz. Görüşürüz Pelin Hanım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Katılımdan dolayı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İzin verirseniz ben biz tek bilgisayarı kullanıyoruz. Toplantı odamızdan yapıyoruz bu tarz eğitimleri. Ben evet. Bilgilendireyim. Küçük bir ara verelim isterseniz Neyce Hanım. Çok tamam. Aynı bilgisayarı kullanacaksınız. Değişim yapacaksınız. Yani toplantı salonunu kullanıyoruz. Çok tamam. Tamam, hiç sorun değil. Biz evet. Bekliyoruz. Tamam, peki. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşça kalın. Üzere. Hoşça kalın. Evet değerli katılımcılar birkaç dakika ara vereceğiz, dinleneceğiz. Sevgili Ayşegül Çolak Ateş'i bekliyoruz. Birkaç dakika sonra görüşmek üzere. Şu anda gitmiş katılımcımız var. Eğer hemen katılırsa. Aha, geldi işte. Gelmiş.
Evet, değerli katılımcılar, Ayşegül Hocam da geldi sanırım, hazırlıklarını yapıyor. Umarım programdan memnunsunuzdur. Sorularınızı tekrar ediyorum, sorularınızı chat bölümünden alabiliriz. Değerli katılımcılar, Ayşegül Hocam sunumuna başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Biz sunumlarımızı saat 12'de bitirmek üzere planlamıştık. Bu yüzden sunum arasında da sorularınız olursa lütfen chat bölümünden yazabilirsiniz. Hocam sunumunu bitirdikten sonra sorularınızı cevaplamak için devam edeceğiz. Evet, merhabalar Ayşegül Hocam. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biber yetiştiriciliğinde fungal hastalıklar ve mücadelesi konusunda bir sunum olacak Ayşegül Hocam'ın. Evet. Bugün ben sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün katılımcılara, bizi dinleyen herkese. İsmim, kendimi kısaca bir tanıtayım. Ayşegül Çolak Ateş. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde sebze hastalıkları uzmanı olarak 2000 yılından beri çalışıyorum. Aynı zamanda da enstitümüzde teknik müdür yardımcısı olarak da idari görevimi devam ettirmekteyim. Sizlere bugün biber yetiştiriciliğinde özellikle bölgemizde görülen fungal hastalıklar, bunların mücadelesiyle ilgili konularla bir sunum hazırladım. Daha çok görsel adına.
İsterseniz hemen paylaşayım, başlayayım zamandan tasarruf etmek adına. Evet, buyurun. Sunum görünüyor mu? Evet, evet. Tam ekran yapayım. Teşekkür ederim. Söylediğim gibi biber yetiştiricinde fungal hastalıklar ve mücadelesiyle ilgili sunumumu hazırladım. Sizlere biber yetiştiriciliğinde diğer tüm sebze yetiştiricinde olduğu gibi yetiştiricilik kısmında çeşit seçimlerinden tutun, fide yetiştirmedeki budama olsun, bombus arıların kullanımı ve meyve tutumu olsun, bitki beslemede yaptığınız yaprak toprak analizleri gübreleme ile ilgili ya da bitki korumadaki aldığınız kültürel önlemler, pestisit kullanımından tutun, toprak dezenfeksiyona kadar konularda yaptığınız bütün eksiklikler, yanlışlıklar sizin veriminizi etkiler. Bu nedenle bu adımlardaki parantez içerisindeki adımlara da mutlaka dikkat etmemiz lazım ki bu verime yansısın. Bunların başında özellikle biberde görünen toprak kökenli hastalıklar gelir. Çünkü toprak kökenli hastalıklar mücadelesi oldukça zor hastalıklardır. Mutlaka dikimden önce önlemlerinizi almanız lazım. Yani hastalığı gördükten sonra yaptığınız herhangi bir mücadele sizin belki de hastalığınızın şiddetini azaltabilir ama bu mutlaka verimi etkileyecektir ve bir sonraki yılda görebilirsiniz bu hastalıkları. Toprak kökenli hastalıklar yansıda gördüğünüz bu bütün fungal etmenler toprak kökenli hastalıkları meydana getirirler. Ben böyle hastalıkları anlatırken genel mekanizmaları yani tek tek hastalıkları anlatmaktan ziyade bunların ortak bitkideki özellikleri nelere dikkat edeceğiniz şeklinde. Yani daha spesifik değil de bir hastalığı gördüğünüzde bu toprak kökenli hastalık ne yapmam gerekiyor bunların bilinmesi adına sunumları hazırladım. Toprak kökenli hastalık olarak teşhis edildiği zaman size denilirse bu bir toprak kökenli hastalık denildiğinde sizin şunu bilmeniz lazım. Bu hastalıklarda toprağın hasta olduğunu düşünmeniz lazım. Toprak kökenli hastalıklar bitkilerin köklerine, kök boğazlarına, gövdenin alt kısımlarına saldırarak bu dokuların bozulup çürülmesine, ayrıca alt yapraktan başlayarak üst yaprağa doğru bir solgunluk belirtisi şeklinde gelir. Bu bütün etmenler için hemen hemen geçerli ortak bir simptomdur. Bu hastalıkları fidelikte görürseniz eğer bunları bu hastalıkların çalışma mekanizması şu şeklindedir. Fungus miselleri ya da sporlarıyla kökün epiderma dediğimiz yani bizler size kıslem ya da floem dediğimiz zaman yani bitkinin damarlarını tıkar. Topraktan gerek bitki besin elementlerine gereksiz suyu alıp iletilmesinde sıkıntı yaşadığı için damarları tıkandığı için bu işte kök boğazlarında gövdenin alt kısımlarında ki bu çürümeler bu nedenle başlar. Bitki beslenemediği için su ve besin elementlerini alamadığı için damardan alt yapraklardan başlayarak ne olur solmaya başlar. Solgunluk belirtileri görülür ve bütün bitkinin tamamen kuruyup solup ölmesine neden olur. Şimdi bunları yavaş yavaş resimlerle baktığımızda dediğim gibi bu bütün fungal hastalıklardan özellikle Rhizoctonia, Phytium, Fusarium eğer fidelikle bu hasta gördüğünüz gibi kök boğazında devrilmeler olmuş. Burada kahverengileşmeyi de belki görebiliyorsunuz. Şurada vardır fideliklerde. Bu demek oluyor ki sizin harcınız bulaşık. Yani bununla ilgili öncelikle bir kültürel önlemleri almanız lazım. Nedir? Tohum ekimi sık yapılmamalı, fidelik harcı temiz olmalı, hastalıklardan ari olmalı, hastalıklı fide mutlaka oradan ayıklanmalı daha sonraki bulaşmaları engellemek için. Fidelikler sık sık havalandırmalı, fazla sulama özellikle hani yoğun olarak sulandığı zaman da bu hastalıkların hem yayılmasında da etkendir. Fazla aşırı uzatlı gübre kullanılması özellikle toprak kökenli hastalıkların artışına neden olur. Fidelik bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerde korumalıdır. Tüm bu kültürel önlemlerin yanı sıra aynı zamanda kimyasal mücadele en son başvuracağımız yöntemlerden bir tanesi toprak ve tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Yansıda gördüğünüz gibi fideliklerdeki çökerken hastalığının bitkide meydana getirdiği simptomları görüyorsunuz. Kök boğazında hemen hemen kahverengileşmiş ve fideliği çürütmüş. Gelelim biberle, özellikle biber konusu olunca biberle ilgili hastalıklarla ilgili resimler koymaya çalıştım. Biberde solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığını meydana getirdiği bitkideki solgunluğu yavaş yavaş soğumuş burada gördüğünüz gibi. Burada da tamamen kurumuş. Bu hastalıklar
Daha çok rizoktonya, fuzaryum meydana getirdiği bizim toprak kökenli belirttiğimiz hastalıklarımız. Yine aynı hastalık etmenlerinin biberde meydana getirdiği solgunlukları ve biberi yapraklarının simptomatolojisi belirtilerini görüyorsunuz. Yapraklar solmuş, zamanla da bitki ölecektir. Bunun köklerini açtığımızda iletim demetleri diye bahsettiğimiz kısımlar bu kısımlar. Gördüğünüz gibi hem kendi yan dallarında hem de iletim demetlerine baktığımızdaki bu kahverengileşmeleri gördüğünüzde siz toprak kökenli bir hastalıkla bulaşık olduğunu, bitkinizin bu konuda mücadele etmeniz gerektiğini ama bunu da mutlaka dikimden önce, yani boş sezonda toprağınızı dezenfekte etmeniz gerektiği anlamına gelir. Yani toprağınız hasta. Eğer bunu bu sezon boyunca ve dikim öncesi sezonunda toprağınızı dezenfekte etmez, bununla ilgili mücadele etmez, kültür önlemleri yapmazsanız bir sonraki sezonda bunu daha şiddetli bir şekilde görürsünüz. Gördüğünüz gibi iletim demetlerine tıkadığı gibi kök gelişimini de engeller bu hastalıklar. Bol bol resimler koydum. Özellikle burası Mersin bölgesindeki biber alanlarından. Gördüğünüz gibi toprak kökenli hastalıklar özellikle lokalde görüldüğü için gördüğünüz gibi bu kısımda belirtiler başlamış, diğer kısımlarda bu yok. Yine bu aynı gördüğünüz bitkinin iletim demetlerini tıkadığında gördüğünüz gibi iletim demetlerini tıkamış kök yapısında da gerilemeler, gerilemeler var. Kahverengileşmeler var bu iletim kılcal damarlarda. Yine biberde solgunluk kök çürüğünün meydana getirdiği kök gelişimini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kahverengileşmeler başlamış bu köklerde. İletim demetlerindeki bu kahverengileşmeler sizin toprak kökenli hastalıkla bulaşık olduğunu, yine gördüğünüz gibi bitkide ki dıştan görünüşü, kökün dıştan görünüşünü görüyorsunuz. Kök gelişimini, kahverengileşmeleri, iletim demetini kestiğinizde bunları bariz bir şekilde görürsünüz. Fitoftora kapsisi diye biberde kök ve kök bağız çürüklüğü yanıklığı önemli bir hastalık. Bu da toprak kökenli bir hastalık. Böyle kök bağızında belirtisini görürsünüz. Özellikle fideliklerde de çok görülür. Yetiştiricilik alanlarında da çok görülür. Toprak kökenli bir hastalıktır. Yine kök bağızdaki bu kahverengileşmeler gördüğünüz gibi hastalığın belirtileridir. Bu hastalıklar, biber hastalıkları tabii ki sonrası familyası içerisinde de görülmektedir. Yine domateste, patlıcanda, biberde, hıyarda bu hastalıkları görürsünüz. Söylediğim gibi bu hastalıkların çalışma mekanizması, yani belirtileri, simptomatolojisi hemen hemen ortak olarak aynıdır. Yine gördüğünüz gibi alt yapraklardan başlayarak solgunluk yine biberde olduğu gibi domateste de başlar. Yine domateste de iletim demetlerini kestiğinizde burada daha çok belirgin gördüğünüz gibi iletim demetlerini tıkamıştır. Bu demek oluyor ki toprağımız hasta, mutlaka kültürel önlemler bir yıl önceki sezonda alınması gerekiyor. Kimyasal mücadelesi de var ama hastalık gördükten sonra yapılan kimyasal mücadele toprak kökenli hastalıklarda çok da etkin ve ekonomik olmamaktadır. Yakından baktığımızda gördüğünüz gibi domatesi iletim demetlerinin kahverengileşmesini, bir önceki resim toprak la yetiştiricilikti. Bu da topraksız kültürdeki yine kök ve kök bağızı çürüklüğünü meydana getirdiği hastalığı görüyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen bir sırayı bu hastalıkla öldürmüş. Kök bağızındaki kahverengileşmeler, iletim demetlerindeki bu tıkanmalar, yine solgunluk hali, tamamen bitki, yine biberde de böyle, domateste de böyle. Patlıcanda da aynı belirtiler hemen hemen bu solgunluk hastalıklarında aynıdır. Gördüğünüz gibi yapraklarda solmalar, yine iletim demetlerinde kahverengileşmeler. Hıyarda yine aynı belirtiler. Gördüğünüz gibi toprak kökenli hastalıkların meydana getirdiği simptomatolojileri görüyorsunuz. Şimdi bu hastalıkların da şimdi aynı zamanda biberde görülen gri küf ya da kurşunlu küf diye duymuş olabilirsiniz. Botrytisinerya'nın meydana getirdiği hastalık. Hemen hemen üretim sezonunda görülebilen bir hastalık. Teşhisi kolay. Meyve üzerindeki bu belirtileri, bu gri sporlanma. Yine gördüğünüz gibi daha çiçek dönemlerinde olan sporlanmayı, yani çiçekte, meyvede, gövdede bunları görebilirsiniz, bu gri sporlanmayı. Bu şöyle önemli bir hastalık, mücadelesi var. Kültürel önlemler, başta söylediğim gibi tüm kültürel önlemler bütün bu hastalıklar için de geçerli. İyi bir havalandırma, sık dikimden kaçınma gibi. Aynı zamanda en son başvuracağımız kimyasal ruhsatlı kimyasal mücadelesi de vardır. Simptomlar görüldüğünde ilaçlamayla bu hastalıkla sezon içerisinde mücadele yapabilirsiniz.
Sanitasyon dediğimiz yani böyle işte hastalıklı bitkilerin seradan ya da bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasında dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Neden? Çünkü bu gri sporlar dediğimiz gözle görülen simptomatolojisinin yani belirtisinin teşhisinin kolay olduğu bu hastalık dokunulduğu zaman ya da bir rüzgarla diğer bitkilere de hemen yayılır. Bu yüzden de hemen dikkatlice o bitkinin alınıp dışarıda imha edilmesi lazım ki diğer bitkilere de bulaşma söz konusu olmasın. Biberdeki gri küf hastalığının medene getirdiği simptomu görüyorsunuz. Yakından baktığınızda burada gri küfleri görürsünüz. Domateste kurşunlu küf hastalığı yine biberdeki gibi aynı simptomlardır. Böyle yaprak uçlarından başlar. Ben şurada özellikle burada gri sporlanmayı görürsünüz. Bu şekilde bütün yaprak ayasını kaplayarak aynı zamanda bitkinin beslenmesini de etkiler. Çünkü yaprak kaybı söz konusu olacaktır. Aynı durum yine biberde de geçerlidir. Daha yakından görmeniz adına biberdeki domatesteki bu resmi koydum. Çünkü gri küflenme burada çok çok belirgin. Aynı biberde olduğu gibi. Meyvede, gövdede, domates meyvesini özellikle bu hale getirir. Simptomatolojisi kolaydır. Mücadelesinde de eğer simptomlar ilk görüldüğünde yapılırsa bu hastalıkla ilgili mücadele söz konusu. Bibere baktığımızda diğer bir hastalığımız ise külleme. Biber yaprağın alt yüzeyindeki külleme hastalığının belirtilerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu beyaz sporlanmalar. Bununla ilgili de kültür önlemlerinin hepsini almamız lazım. Her zaman söylüyoruz mücadelede mutlaka önce kültürel önlemler alınmalı. En son çare ruhsatlı bir ilaçla mücadeleye geçebilirsiniz. Tekrar biberde külleme hastalığının belirtilerinin olduğu bir resim koydum. Yine o beyaz sporlanmayı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu külleme hastalığının belirtileri. Yine biberde gördüğünüz gibi başlamış şu kısımda yaprak altlarında özellikle. Domateste baktığımızda böyle daha çok belirgin, özellikle de böyle un serpmiş gibi bu lekeler birleşerek bütün yaprak ayasını gerek biberde gerekse solanaceae familyalarında kaplar. Zamanla yapraklar pörsür, aşağı doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir. Bu da sizin veriminizi, meyvenizin düzgün renk yani istediğiniz rengi almasını, kaliteli olmasını etkiler. Yine domatesteki başlangıçlarını görüyorsunuz. Bunlar külleme hastalığımızın belirtisi. İlk belirtilerinden aşırı ileri halini görüyorsunuz külleme hastalığının. Bu kısımda size biberde görülen bu hastalıklardan ziyade aynı zamanda nematot da çok görülmekte. Belki konu olarak fungal hastalıklarla ne alakası var diyebilirsiniz ama bizler için çok önemli. Her ikisi toprakta olduğu için birbirleriyle etkileşim halindeler. Şu şekilde yansıda gördüğünüz gibi normal koşullarda patojen olmayan bir fungus, yani bitkiyi hastalandırılmayan, bitkiyi hastalandıracak gücü olmayan bir hastalık etmeni, fungal bir hastalık etmeni, nematot varlığında gördüğünüz gibi nematotun mevcut olması durumunda, yani yetiştirdiğiniz alanda toprağınız nematotla bulaşık olduğunda benim bitkiyi hastalandırmayacak, bitkinin içerisine giremeyecek yoğunluk ya da gücü olmayan, patojen olmayan yani hastalık yapamayan potansiyeli olan fungal hastalığım, nematot bitkiye girerken bir açıklık yapar. Bu açıklıktan rahatlıkla gelerek bitkiyi bu hale getirir. Yansıda gördüğünüz gibi burada nematotlu bitkiyi görüyorsunuz. Benim fungusum nematot yokken gördüğünüz gibi bitki aynı kontrolde olduğu gibi. Yani hiçbir hastalık etmenin zararının olmadığıyla aynı boyda, aynı gelişmede ama nematot varlığında fungusun da nematotla beraber bitkiye giriş yaptığı için bitkiyi hastalandırmakta. Bu nedenle mutlaka biz enstitü olarak aynı zamanda alanlarınızda yetiştiricilik yaptığınız alanlarda nematot analizleri yapıyoruz. Bu yüzden de fungal hastalıklarla mücadele ederken mutlaka nematotla da mücadele etmeniz bu hastalıkların görülmemesi adına da çok çok önemlidir. Yansıda biberde nematotlu ve nematotsuz, özellikle nematot ve fungal hastalıkların birlikte olduğu resimleri koymak istedim. Bu sağlıklı bir biber bitkisi, gördüğünüz gibi herhangi bir kararma yani fungal etmen açısından bir simptom yok ya da biberdeki nematot uğurlanmaları böyle küçük küçüktür. Şurada gördüğünüz gibi bunlar nematotun belirtileridir. Bu kahverengileşmeler daha çok toprak kökenli hastalıkların
belirtisidir. Kökü enine kesine aldığınızda o yetim demetlerin de tıkandığını görürsünüz. Yani nematod varlığında çoğunlukla fungal hastalıkları, özellikle toprak kökenli hastalıkları görmeniz mümkündür. Yine bununla ilgili biberde hem nematod hem de fungal hastalıkların zararını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu küçük küçük urlanmalar nematod. Nematod bizim açımızdan neden önemli? Bu fungal etmenlerin girişine neden olduğu için hem nematodun hem de fuzaryumun birlikte bitkiye verdiği, bitki köküne verdiği zararı görmektesiniz. Yine bunlarla ilgili sağlıklı hem nematodlu hem de fungal hastalıkların olduğu kökleri görüyorsunuz. Yine bitki, aynı zamanda bitkinin kökünün gelişimine de zarar vermekte bunlar. Yine domateste bu urlanma çok daha belirgindir. Çok iri olduğu için teşhisi daha da kolaydır. Gördüğünüz gibi nematod var ve benim fuzaryum kök ve kök bazı çürüklerinden olan yetim demetlerini tıkayan toprak hastalığım var. Gördüğünüz gibi tamamen kökleri, yan kökleri de karartmış. Tüm bu hastalıklarla ilgili söylediğim gibi öncelikle kültürel önlemler. Neler yapılabilir? Sunumum arasında sürekli söyledim. Bunlarla ilgili hastalığınızın eğer testini doğru yaptırdıysanız bir sonraki sunumda ona dayanıklı çeşitler seçebilirsiniz. Karık üstüne dikim yapılmalı, sulama suyunun kök bazı içerisinde birikmesi önlenmeli, damla sulama yapılmalıdır. Dengeli gübreleme, iyi bir bakım yapılmalı, aşırı azotlu gübrelerden kaçınılması özellikle fungal hastalıklarla ilgili mücadelede önemlidir. Sulama suyunun temiz olması, bunlarla ilgili de analizler enstitümüze yapılmaktadır. Özellikle sulama suyuyla beraber geçen sporlar, hastalık sporları söz konusu olduğu için sulama suyunun da hastalıktan ari olmasını öneriyoruz. Tarlanın veya seranın tesviyesinin, drenajın iyi yapılması, bu su birikimlerini engellemek. Aynı zamanda tarlada kalan bitki artıklarının toplanıp yakılması, yani bu bitki artıkları hastalıklı bitki artıkları da olabilir. Bunların sera dışına bırakılmasından ziyade bunların mutlaka yakılmasını tavsiye ediyoruz ki burada inekulum kaynağı, hastalık kaynağı olmasın diye. Yabancı otlar bazen hastalıkların taşınmasında önemlidir, yabancı otların temizlenmesi. Ve özellikle de biz mücadelede özellikle toprak kökenli hastalıklarla ilgili sterilizasyon uygulamasını her zaman tavsiye ediyoruz. Fiziksel mücadelede söylediğim gibi toprak kökenli patojenlere karşı toprağa uygulanan kimyasallara alternatif solarizasyon uygulamasını da tavsiye ediyoruz. Bunu size daha sonraki sunumlarımda detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine hastalık belirtisi görüldüğünde mutlaka doğru teşhis, hastalık teşhisi ve ona uygun ruhsatlı ilacın kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Solarizasyon uygulaması toprak kökenli hastalıklarla mücadelede oldukça önemli fiziksel bir mücadele yöntemimiz, kültürel mücadele yöntemimiz. Özellikle bizim bölgemizde uygulanmakta. Sizlere solarizasyon uygulamasını anlatacağım. Aynı zamanda solarizasyonda bölgemizde yapılan yanlış uygulamalar ve bu yanlış uygulamanın solarizasyonun etkinliğini ne derece etkilediği hakkında bir sunum hazırladım. Solarizasyon uygulaması sıcak yaz aylarında nemli toprağın şeffaf plastikle kaplanarak toprağın güneş enerjisiyle ısıtılmasını esas alan, kimyasal olmayan, toksik materyal içermeyen, ekonomik uygulaması kolay bir yöntemdir. Solarizasyon uygulamasının çalışma mekanizması şu şeklindedir. Toprak sıcaklığını güneş enerjisini kullanaraktan toprak sıcaklığını yükselterek buradaki hastalık, zararlı, yabancı otların öldürücü ya da onların popülasyonlarını azaltıcı, yani bitkiyi hastalandırılmayacak popülasyona getiren bir dezenfeksiyon yöntemidir. Sizlere solarizasyon uygulamasının nasıl yapılır halinde sunuma detaylı bir şekilde yazdım ama bunları okumayıp resimler üzerinde devam etmek istiyorum. Solarizasyon uygulamasında şunu belirtmek isterim. Yer hazırlığı çok önemlidir. Mutlaka bir önceki sezonun bitki artıklarının oradan alınıp imha edilmesi, düzgün bir tesviye yapılması ve toprak nemi de çok önemlidir. Neden? Bunları damlama sulamayla beraber bu nemi artırıyoruz. Nem suyun güneş enerjisiyle ısınarak alt katmanlara sıcak suyun iletilmesi ve oradaki bütün bu hastalıklara ait, gerek zararlı, gerek yabancı otlara ait tohumların, sporların açılıp bu sıcak suyla ölmesi, yani dezenfekte olması anlamına geliyor. Özellikle de gerek biberde, gerek domateste olsun, biber yetiştiriciliğinin, domates yetiştiriciliğinin 35-40 santim köklerin gittiği bölgeleri bu solarizasyon yöntemiyle dezenfekte etmiş oluyoruz. Yani temizlemiş oluyoruz.
Yansıda gördüğünüz gibi önce toprağımızı bir sezon önceki yıldaki bitki artıklarını temizledik. Eğer bir çiftlik gübresi, taban gübresi olarak vermek istiyorsanız bu ürünü yanmış da verebilirsiniz. Yanmamış çiftlik gübresi de verebilirsiniz. Çünkü solarizasyon uygulaması maksimum 4, minimum 4 hafta, maksimum 8 hafta kadar kalacağı için siz yanmamış çiftlik gübresini de siz bu şekilde toprağınıza işlerseniz bu fermentasyon olayı, yani yanma olayı yine bu örtü altında gerçekleşecektir. Demek oluyor ki bir yıl önceki bitki artıklarınızı temizlediniz, imha ettiniz, toprağınızı alt üst ettiniz, tesviyesini yaptınız, çiftlik gübresi vermek istiyorsunuz, çiftlik gübresini de verdiniz, damlamaları çekiyorsunuz ve bu şeffaf plastik örtümüzü çekiyoruz. Şeffaf olmasının nedeni güneş ışınlarını aşağı iletmesi. Özellikle de solarizasyonda bu iki örtünün, yani iki baran arasındaki örtünün içten kapama şeklinde yapılması, herhangi bir hava açıklığının, bu ısınan sıcak havanın ve suyun havanın dışarı çıkmasını engelleyerek daha alt katmanlara, toprağın alt katmanlarına inmesini sağlayarak oradaki söylediğim gibi hastalık, zararlı, yabancı otlara ait tohum ya da sporların ölmesini istiyoruz. Bu nedenle içten kapama şeklinde bu iki örtüyü birleştirip içten kapama şeklinde toprak örterek kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi son haliyle de damlamaları da çalıştırdığımız için böyle toprağa yapışacak şekilde nemli, özellikle bu nem olayı da iki damlama arasındaki suları açaraktan, damlama suları açaraktan şurada birleşme noktasında sürekli toprağımızı solarizasyon boyunca nemli tutmamız lazım ki bu güneş enerjisiyle ısınan suyun alt katmanlara gidip buradaki hastalık sporlarını öldürmesi. Yansıda bol bol resim koydum. Özellikle bizim bölgemizin seraları bunlar. Gördüğünüz gibi tesviyesi yapılmış. Herhangi bitki artı yok. Damlamalar çekilmiş. Plastik örtülerimiz çekilmekte. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklık yok. İçten kapama şeklinde yaptıktan sonra şeffaf plastik örtülerimizi çekiyoruz. İçten kapamaya da örnek iki örtü birleştirilip böyle toprak içten kapatılıyor. İki örtü birleştiriliyor. Toprak da içten kapatıp çekiliyor. Bu şekilde uygulama yanlış uygulama. Burada bağlama şeklinde yapılmış. Buradan ve bu gördüğünüz açıklıklardan biz sıcak havanın alt katmanlara gitmesini istediğimiz için bu şekilde bir yanlış uygulamayı da koydum. Gördüğünüz gibi bölgemizdeki seralardan örtülerimiz çekilmiş. Bu resimde serada toprak yüzeyine solarizasyon uygulaması. Burada da biber gibi küçük sırtların hazırlandığı solarizasyon uygulaması. Burada önemli olan bu sırtlar hazırlandığında hem bu sırtların üzerine hem bu iki sırt arasına damlamaları çekmemiz gerekiyor ki bu aradaki özellikle yabancı otlanmayı da engellemiş oluyoruz bu solarizasyon boyunca. Böylelikle işçilikten de kazanmış oluyoruz. Özellikle de biberde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sırtlar hazırlanacak ve siz bu örtüyü kaldırdığınızda toprağınız dikime hazır hale hazırdır. Bu yüzden de tekrardan bu bir önceki resimde olduğu gibi böyle düz toprağın yüzeyine yapıp daha sonra sırtları hazırlamanız sizin temiz toprağı alt katmanlara, yani dezenfekte olmuş toprağı alt katmanlara, inokulum yoğunluğunun olduğu toprağı dediğimiz kirli toprağı yukarı koymuş oluyorsunuz. Bu yüzden de bütün işlemler solarizasyon öncesi yapılmalı. Yani sırtlar solarizasyon öncesi yapılmalı. Dikim yapıldıktan sonra sadece 15 santim tırmık boyunda bir toprak işlemeye izin veriliyor. Solarizasyon uygulaması yaptığımızda toprağın sıcaklığı ne kadar artıyor diye yaptığımız çalışmalarda toprağın belli katmanlarına hobolar yerleştirdik ve burada 5 santimde toprak sıcaklığını 42 ile 55 santigrat derece, 45 santimde de 32 ile 36 santigrat derece ulaştıraraktan toprağımızı bu katmanlarda dezenfekte etmektedir. Eğer ki üretim sezonu boyunca çok fazla hastalık görmediyseniz bir sonraki sezona sadece solarizasyon yaparak kurtarabilirsiniz. Ama çok yoğun bir hastalık söz konusu olduysa ve bu verimi de çok etkilediyse bir sonraki yıl için hazırlığınızı toprak solarizasyonu artı bir düşük doz fümigantla yapabilirsiniz. Burada toprak solarizasyonuyla beraber yapabileceğiniz diğer uygulamalarla ilgili 3 tane madde ekledim. Bunlar bizim çalışmalarımızda etkili olduğunu düşündüğüm
gördüğümüz maddeler. Toprak solarizasyonu düşük doz fumigant, bir metan sodyum. Toprak solarizasyonu ile birlikte bir organik madde, yaş çiftlik gübresi. Yine toprak solarizasyonu ile birlikte biyolojik mücadele etmenlerinde, özellikle trikoderma gibi toprak kökenli hastalıklarla mücadelede kombine edebilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalardan örnek koymak istedim. Gördüğünüz ki solarizasyon ve sığır gübresi, bazamit dediğimiz uygulamanın ve hiçbir solarizasyon uygulaması ve hiçbir uygulamanın yapılmadığı kontrolü görüyorsunuz. Bunların biber bitkisindeki gelişimine deki farklılıkları görüyorsunuz. Burası kontrol, burası solarizasyon artı diğer kombine yapılan uygulamalar. Yine yansıda gördüğünüz gibi ileri hali bu bir önceki resmin. Yine burada metan sodyum solarizasyon ve metan sodyum uygulamasının kontrolle olan bitki gelişimindeki farkını görüyorsunuz. Kontroldeki gelişmeyi ve solarizasyon artı metan sodyumdaki bitkideki biberdeki gelişmesini görüyorsunuz. Gerçekten çok etkili bir uygulama. Dediğim gibi kök gelişimine de çok etkili olduğunu göstermek adına bu resmi koyduk. Gördüğünüz gibi kontrol yani hastalıklı olan solarizasyon yapılmadığı alandaki bir kök gelişimini biberde yine biberdeki solarizasyon yapılan alandaki kök gelişimini görmektesiniz. Söylediğim gibi solarizasyonda mutlaka sırtlar önceden yapılmalı. Özellikle de yansıda gördüğünüz gibi sırtların hem üzerine hem de arasına damlama solunumları yerleştirerek buradaki hem sırt üzerinde hem sırt arasına yerleştirerek buradaki hem hastalıklarla hem de yabancı otlarla da mücadele etmiş oluyorsunuz. Yine açıkta çilek yetiştiricinde de yine sırtlar hazırlandıktan sonra solarizasyon uygulamasına örnek koymak adına verdim. Solarizasyonun etkinliğini görmeniz adına yine bu settelerde yetiştirilen çileklerin gördüğünüz gibi kontrol hiçbir uygulamanın yapılmadığı yani solarizasyon yapılmadığı alanla solarizasyon yapılan alandaki bitki gelişimi ve otlanmayı görüyorsunuz. Etkinliğini görmeniz açısından koydum. Yaptığımız bütün bu çalışmalarda solarizasyon uygulaması ile kısmen ya da tamamen mücadele yaptığımız yine patojen fungusları, nematotları, tek yıllık ya da yıllık ya da yazlık tek yıllık yabancı otlarla ilgili mücadelede kısmen yani tamamen mücadelesiyle yapılan etmenleri, hastalıkları ve nematotların isimlerini vermek istedim burada. Solarizasyon uygulamasında yapılan hatalar, solarizasyonun etkinliğinin azaldığı ya da etkili olmadığı düşüncesi üzerine bizim yaptığımız çalışmalar üzerine size solarizasyon uygulamasında yapılan hatalar, bunlarla ilgili resimleri koydum. Yaptığımız çalışmalarda solarizasyon etkili olmadı gibi şikayetler üzerine gördük ki üreticimiz solarizasyon yaparken bir önceki üretim materyallerini kalıntılarını temizlememiş. Bu ne oluyor? Sizin toprağı örtünüzün altında bunların bulunması inokulum kaynağı yani hastalık sporlarını taşımış olmuş oluyor ve siz bu toprağı dezenfekte etmemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi solarizasyon uygulaması yaptım ama başarılı olmadı denildiğinde bu görüntüler solarizasyonun uygun bir şekilde, kurallarına uygun bir şekilde yapılmadığı anlamına geldiği için tekrardan sizin bu bitkileri, bir önceki sezonun bitki artıklarını kaldırmamanız, inekulum kaynağı olması ya da iki örtüyü bu şekilde toprakla kapatmanız buradaki bu açıkta kalan toprağın dezenfekte olmadığı anlamına geliyor. Bu örtü altındaki toprak dezenfekte olmuş ama buradaki o toprak dezenfekte olmadığı için siz bu örtüyü kaldırdığınızda burası inokulum kaynağı olarak tekrardan bu üretim alanını bulaştırmaktadır. Bir yanlış uygulama olarak size göstermek istedim. Yine gördüğünüz gibi bizim bölgemizde solarizasyon yapıyorum ama etki olmuyor şikayetlerinde aldığımız örneklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi böyle ara ara iki örtüyü alttan kapama yerine bu şekilde kapamayı tercih etmiş. Ne oluyor? Örtü altındaki toprak dezenfekte oluyor ama bu dezenfekte olmadığı için inokulum kaynağı sağlamış oluyor. Yine kapamada özellikle alttan içten kapama olarak söyledik. Neden? Çünkü sıcak havanın dışarı çıkmasını, o sıcak buharlaşan suyun aşağı inmesini istiyoruz. Aşağı katmanlara inerek buradaki sporları öldürmesini, açmasını ve öldürmesini istiyoruz. Ama bu şekilde mandala tutulmada da sıcak havanın dışarı çıkması söz konusu olacağı için etkinliği azaltacaktır. Yansıda gördüğünüz gibi bazen solarizasyon uygulaması yapılan alanlarda yan taraflar koruma altına alınmadığı için gerek insan
müdahalesiyle, gerekse hayvanların içeride gezmesiyle, böyle sıcaklıktan dolayı da şeffaf örtü çok ince olduğu için bu nedenle delikler olabilir. Bu şekilde yırtılmalar olabilir. Bunu mümkünse bir bantla kapatılmasını tavsiye ediyoruz ki yine söylediğim gibi sıcak havanın aşağı katmanlarını istiyoruz kaçışını engellemek adına. Gördüğünüz gibi bu şekilde koruma perdelerinin olmasını istiyoruz bu yırtıkların olmaması için. Yine her zaman söylediğimiz gibi gerek solarizasyon uygulamasında gerek yetiştiricilikte bu şekilde bitki artıklarının tere kenarına atılmasını asla önermiyoruz. Mutlaka imha edilmesi. Çünkü bunlar inekulum kaynağı. Siz bu örtüleri açtığınızda, havalandırma açısından açtığınızda buradaki sporların içeri girmesine neden olacaksınız. Toprak kökenli hastalıklarla mücadelede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle bir toparlarsak, mutlaka üreticinin hastalığını iyi tanıması ya da doğru teşhis ettirmesi gerekiyor ki ona uygun ilaç seçsin. Yani hastalık ve zararın doğru teşhis edilememesi ve bunun sonucunda yanlış ilaç kullanılması yapılan önemli hatalardan biri. Topraktan kaynaklanan yine solgunluk ve kök çürüğü hastalıkları ve nematod zararına karşı bitkide belirtiler görülmeye başladıktan sonra kimyasal mücadele yapılması, söylediğim gibi gerek nematodda gerekse fungal hastalıklarda olsun, belirti görüldükten sonra yapılan mücadele çok etkin ve ekonomik olmamaktadır. Her yıl aynı toprağa genellikle aynı ürünün yetiştirilmesi sonucunda toprakların biyolojik olarak kirlenmektedir. Sırada solarizasyon uygulamasının doğru yapılması, uygulama sırasında ve bitiminde hata yapılmaması başarılı sonuçlar için önemlidir. Bu hataları bir önceki sunumlarda gördünüz. Yine yeşil aksam hastalıkları için ilgili yapılan hatalar var. Bunların başında sürekli aynı etkili madde ilaçlarının kullanılmasıyla direnç oluşması, ilacın etkinliğinin azalması şeklinde şikayetlerdir olmaktadır. Bazı hastalıklarla mücadelede koruyucu ilaçlama yapılabilir. Ancak özellikle de böceklerle ilgili yapılan mücadelelerde ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan koruyucu amaçlı ilaçların uygulanmasını istemiyoruz. Bitkilerin gelişme döneminde özellikle kış aylarında damlama sulama ile bakırlı preparatların verilmesini önermiyoruz. Çünkü bitkide gelişiminde durgunluğa neden olup kök gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yine yapılan hatalardan bir tanesi bazı fungisitlerin tavsiyesi olmadığı halde damla sulama veya dökme yoluyla kök bölgesine verilmesi, bu şekilde beklenen fayda sağlanmadığı gibi ürünlerde de kalıntıya neden olmaktadır. Yeşil aksam ilaçlamalarında ilaçlı suyun yaprağın altındaki sporlara ulaşmaması, bu da sizin hastalığınızı iyi tanımanız lazım. Yani hastalığınız bitkinin neresinde, yaprağın üst kısmında mı, altında mı sporlanması oluyor? Bu yüzden de ilaçlamada bunlara dikkat etmemiz lazım. Damla sulama ile uygulanan ilaçları ne kadar su ile verileceğini, yani bir dozu var, etiket bilgisi var, o etiket bilgisine uymamız gerekiyor etkinliğinin artması için. Yine tarla ve örtü altı sevdiciliğinde kullanılacak aletlerin bakımı, yani daha büyük çaplı memelerle bunun verilmesi, iri damlacıkların yaprak üzerine düşmesiyle yüzey kaplamanın yeterince olmaması ya da aşırı kalıntıya neden olabilmektedir ya da fitotoksik etki dediğimiz bitkide yanmalara neden olmaktadır. Şimdi bunlarla ilgili çözüm önerilerini az çok söyledim. Söylediğim gibi siz eğer ki üretim sezonu boyunca bitkinizi tanırsanız, hastalıklarınızı doğru teşhis yaptırırsanız bir sonraki sezona o hastalıkla ilgili dayanıklı çeşit seçebilirsiniz. Mesela fuzaryum teşhis ettirdiniz, fuzaryuma dayanıklı. Nematod teşhis ettirdiniz, nematoda dayanıklı bir çeşit seçersiniz o yılki üretim sezonundaki çeşit seçiminizde. Yine dengeli gübrelemeler, aşırı azottan kaçmak özellikle söylediğim gibi toprak kökenli hastalıklarla ilgili çok çok önemli. Sık dikimden kaçalanması özellikle yaprak kökenli hastalıkların oluşmasında da önemli bir kültürel önlemdir. Sık dikimden kaçınılması da önemlidir. Söylediğim gibi fitotoksik etkisinden bahsettim. Mutlaka uygulama dozlarına, etiket bilgilerine uyulması gerektiğini. Bizler hiçbir zaman insektisit fungisit karışımlarını önermeyiz. Hatta bunların yaprak gübresiyle karıştırmasını da istemeyiz. Bu fitotoksik etkilerin olması ve etkinlik açısından. Bitki gelişim düzenleyici ilaçlar mutlaka tek başına uygulanmalı. İnsektisit fungisitlerle karışım yapılmamalıdır. Yansıda gördüğünüz gibi özellikle bu karışımlardan kaynaklanan bitkideki fitotoksik zararını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi alt yapraklarda özellikle toprağa yakın olan kısımlarda yanmalar meydana gelmiş.
Yine fungal hastalıklarla yapılacak olan ilaçlamalarda yaprak yüzeyindeki stomaların açık olduğu saatler, özellikle kış aylarında 10 ila saat 3 arasında, ilkbahar yaz aylarında sabahın erken veya akşam üzeri saatlerinde yapılmasını önerilmektedir. Mutlaka hastalığın doğru test edilmesi, ruhsatlı ilaç kullanılması, etiket bilgisine uyulması, kullanılan ilaçların bakım onarımlarının yapılması her zaman mücadelede önemlidir. Yansıda gördüğünüz gibi bir etiket koymak istedim. Hastalığın doğru teşhisi, ruhsatlı ilaç kullanımı ve etiket bilgisi. Burada bütün bilgiler mevcut. Bu etiket bilgisinde mutlaka gördüğünüz gibi domateste, marulda ya da soğanda ruhsatlı bir ilaç ve bunun kullanım dozları ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulması gerektiği. Bunun yanında bitkimizi koruduk. Şimdi kendimizi korumamız lazım. En önemlisi tabii ki insan sağlığı. Mutlaka bizler bitki koruma ilaçları uygularken yapılan hataların içerisinde uygulayıcının ilaç zararından kendini korumak amacıyla mutlaka maske, eldiven ve önlük gibi koruyucu malzemeler kullanmalıdır. Yansıda gördüğümüz gibi bu şekilde olmasa bile mutlaka bir maske, uzun kollu bir önlük şeklinde vücuduna temas etmeyecek şekilde bir ilaçlamaya yapılmalıdır. Bunlar kısa zamanda belki kısa vadede zarar vermeyebilir ama uzun vadede mutlaka zarar verir insan sağlığı içerisinde. Kendimizi koruduk, şimdi çevremizi de korumamız lazım. Önce bitkimizi koruduk, kendimizi koruduk, çevremizi de korumamız lazım. Bu gibi artıkların böyle su kenarlarına ilaç kutularının atılmamasını, gördüğünüz gibi özellikle de yetiştiricilik yapılan böyle su temin ettiğimiz yerlere bu şekilde ya da bu şekilde toplanmamasını, özellikle ürün ambalajlarının toplandığı bu şekildeki kutuların bu yetiştiricilik alanlarında artmasını temenni ediyoruz. Söylediğim gibi tarımsal mücadele yalnız kimyasal mücadele değildir. Her zaman ilk başta hastalıklarla ilgili mücadelede kültürel önlemler, daha sonra fiziksel mücadele özellikle sera yetiştiricinde solarizasyon, biyolojik ve biyoteknik mücadele yine bu faydalı organizmalardan, feromonlardan, yapışkan tuzaklardan, böcekle ilgili mücadelelerde kullanılmasını, tüm bu metotların bir arada kullanılmasıyla yapılan entegre mücadelenin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizler enstitü olarak, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü olarak Adana İl Tarım Müdürlüğü kampüsü içerisindeyiz. Ülkesel düzeyde biyolojik mücadele araştırmalarına yön vermek, bölgede bitki sağlığı sorunlarını çözmek, bu konuda eğitimler vermek, iç ve dış karantina sertifikasyon hizmetleri, biyolojik etki, yan etki denemeleri ve denetlemeleri yapmaktayız. Aynı zamanda enstitümüzden bir görüntü özellikle koymak istedim. Gördüğünüz gibi fiziki kapasitemiz. 10 tane laboratuvarımız var. Bölgedeki tüm bu belirttiğimiz görevler kapsamında analizler yapmakta, bunlara çözümler bulmakta, üreticilerimize ve ülkemize yardımcı olmak adına bu 10 laboratuvarda kendi konu uzmanlıklarında arkadaşlarımız çalışmaktadır. Biyolojik mücadele olarak aynı zamanda 2017 yılında Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezimiz yansıda gördüğünüz gibi kuruldu. Burada da doğal düşmanların, konutçuların üretilmesi, belirttiğimiz bütün hastalık ve zararlarla ilgili mücadele çalışmalarımız, iklim odalarımız gördüğünüz gibi bulunmaktadır. Her zaman, her konuda bütün üreticilerimize, bize ulaştıkları zaman yardımcı olmaya hazırız. Ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Erşegül Hocam. Oldukça açıklayıcı ve güzel bir sunumdu. Burada bir arkadaşımızın sorusu var. Mustafa Fidan. Hastalıkları anlatırken kimyasal mücadelede kullanılacak etken maddeleri de söyleyebilir misiniz demiş. Ama ben araya girmek istemedim tabii ki. Evet. Böyle bir imkanımız var mı? Şimdi şöyle, bizler genelde sürekli etken maddeler tabii ki bizler eğitimler verdiğimizde hemen sorulan bununla ilgili ilaçtır. Şöyle söyleyebilirim, bizim TAGİM'in bünyesinde BKÜ yani bitki ürünlerinin bulunduğu, sürekli ruhsatlarının da güncellendiği bir BKÜ veri tabanımız var. Siz bu hastalıkların isimlerini girdiğiniz zaman orada güncel ruhsatlı ilaçlar ve bunlara ait etken maddeler de mevcuttur. Sunumlarımızda hastalıklarla ilgili gerek zararlar olsun tüm uzman arkadaşlarımız ilaç tavsiyesinde bulunmayız.
herhangi bir hastalıkla ilgili. Mutlaka bizler hastalığı görmek isteriz, bitkiyi görmek isteriz ve mutlaka üreticilerimizin bize örnekleri gönderirken böyle kurutmadan belli nemde göndermesini tavsiye ediyoruz. Hani bizlerin teşhis açısından. Teşhis yaptıktan sonra hastalık etmenini gördükten sonra üreticimiz bize ulaşırsa tabii ki etken maddesiyle yardımcı oluruz ama sunumlarımızda etken maddeyle ilgili bilgi veremiyorum. Eğer doğru teşhis yaptırmışlarsa TAGEM'in Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün kendi sayfasında BKO veri tabanı vardır. Bütün bu ruhsatlı ilaçlar orada da mevcuttur. Keşke sunumun en sonuna bu web sayfasını koysaydım. Belki sunuma koyarım. Oraya girerekten oradan da bilgi alabilirler. Bizim gibi enstitülere başvuraraktan da doğru teşhis yaptırıp ruhsatlı bir ilaç tavsiyesiyle de mücadelelerini yapabilirler. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Şu ana kadar sorumuz olmadı. Zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Saat 12 gibi ara vermek istiyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ötürü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, Ali Hocam, sesiniz kapalı, ses kapalı, açarsanız eğer. Bir saniye. Merhabalar, merhabalar hocam. Evet, biber yetiştiriciliğinde bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi konusuyla bizimle birlikte olacaksınız Sayın Ali Karataş. Ben sözü hemen size vermek istiyorum hocam, zaman kaybetmeyelim. Önce sunumu paylaşayım. Tabii ki, buyurun. Ekranda görülebiliyor mu acaba şu anda? Evet, evet, görüyoruz. Teşekkürler. Öncelikle böyle bir konuda eğitim düzenlediğiniz için teşekkürler. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Ali Karataş, Adana Biyolojik Mücadele Araştırması'nda bakteriyoloji konusunda uzman olarak çalışmaktayım. Şimdi hemen fazla uzatmadan zaman kalmadı, sunuya geçelim. Bugün size anlatacağım konu biberde bakteriyel leke hastalığı, daha doğrusu biberde önemli bir tane hastalığımız var bakteriyel açıdan. Xanthomonas vesicatoria. Bununla ilgili teknik detaylara fazla girmeden şöyle sınıfını, takımını göstereyim. Etmenle ilgili bakteriler hepimizin bildiği gibi mikroskobik canlılar, gözle görülmeyen küçük canlılar. Bu etmen gram negatif aerobik çubuk şeklinde bir bakteri. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30 santigrat derece, yani biberin yetiştirildiği dönemdeki sıcaklıklara çok uygun, özellikle seralarda. Bulaşık bitki artıklarında 18 ay canlı kalabilmekte bu etmen. Biber tohumlarında 10 yıl süreyle canlı kaldığı tespit edilmiş. Stoma, hidadot ve yaralardan kolayca bitkiye giriş yapabilmektedir. Yağmurlama, sulama ile bakteri yayılımı hızlanır. Özellikle açık alanda, şimdi çok yaygın değil ama seralarda da nem çok önemli bu hastalık açısından. Şöyle simptomlarına bakacak olursak, yapraktaki simptomları, meyvedeki simptomlarını görüyorsunuz. Yani bitkinin albenisini meyvenin albenisi düştüğü için satışta sıkıntı oluyor ve değeri düşüyor kalite bozukluğundan dolayı. Belirtilerine biraz daha açıklık getirirsek, İlk belirtileri yapraklarda küçük, şekilsiz, yağlımsı lekeler şeklinde, yani su emmiş lekeler şeklinde görülebiliyor. İlerleyen dönemlerde lekelerin birleşmesiyle tüm yapraklar kuruyabilir. Erken dönemde hastalık görülürse fide ve genç bitkiler tamamen kavrulabilir. Yaprak sapı, sap ve meyve sapında yaprak belirtilerine benzer yağlı görünümlü lekeler oluşturur. Meyvelerde ise başlangıçta küçük, zamanla büyüyen hafif çukur hafif çukur lekeler oluşuyor. Zamanla bu lekeler meyveyi tümden çürütebilir. Hastalığı oluşturan etmen tohumla da taşınabilen bir bakteridir. Bu
Onun için toprağa geçmesi de birinci faktör tohumdur. Özellikle çiçek devresinde domates bitkilerini hastalandırdığında önemli ürün kayıpları oluşturur. Burada kendi rastladığımız seralardan çektiğimiz görüntüler var. Küçük lekeleri görebiliyorsunuz yaprak altında ve yaprak üstünde belirli bir şekilde. Bu lekeler zamanla büyüyerek daha bariz gözle görülür hale gelebiliyor. Bakın meyve sapında görülebiliyor. Şurada daha belirgin görebilirsiniz. Bu sene çektiğimiz resimler bunlar. Özellikle bazen domatesle birlikte ekilen seralarda, tabii domates de bunun konukçusu olduğu için herhangi birinde bu etmen varsa diğerine de bulaşabiliyor. Daha erken dönemde veya sulu olan yapraklarda, sulu olan dönemde bulaştığında daha geniş lekeler oluşturabiliyor. Bakın yine yapraklarda lekeleri görebiliyoruz. Çok yoğun bulaşmalarda bitkinin tamamen yaprakların kuruması ve dökülmesi şeklinde de veya çalı gibi bir oluşum şeklinde görülmesine neden olabiliyor. Hastalığın yayılımı Xanthomonas vesicatoria bir yıl veya daha uzun süre tohum ve toprak artıklarında, toprak içerisinde canlı kalabiliyor. Pardon. Hastalıklı fidelerle ve üretim alanına taşınıyor. Özellikle fideliklerde tohumda bir hastalık varsa fidelikte başlıyor zaten. Dikkatli olunmazsa bu fidelerle beraber üretim alanına taşınabiliyor. Patojen bir önceki yıldan kalan hastalıklı biber ve domates bitki artıkları üzerinde toprak yüzeyinde kışı geçirebiliyor. O nedenle hasat sonunda bu artıkların yok edilmesi çok önemli. Ayrıca akşam sefası ve yer kirazı gibi Solanaceae familyasına ait yabancı otlarda da yaşamını sürdürebilmektedir bu hastalık. Mücadelesine gelirsek, kimyasal olarak tedavi edici bir kimyasal, ruhsatlı kimyasalı yok. Yalnız bakırlı preparatlarla hastalığın yayılmasını durdurulmasını o amaçla kullandığımız bakırlı preparatlar var. Özellikle funguslar için ruhsatlı olan bakırlı preparatları bunlar için de kullanabiliriz. Ama dediğim gibi amaç durdurma ve yayılmasını engellemek. Yani bakterilerde tamamen tedavi edici bir kimyasalımız yok şu anda. Özellikle bu durumda ne yapacağız? Kültürel mücadeleye ağırlık vereceğiz. Bunların başında tabii karantina önlemleri en önemli faktör. Hastalıksız üretim materyali kullanmak, dayanıklı çeşit kullanımı eğer varsa önemli. Üretim alanında aşırı nem oluşumunu engellemek özellikle seralarda oldukça önemli bir faktör. İlk enfeksiyon kaynaklarının yok edilmesi, yani bir bitkide görmüşsek bir sera içerisinde onun tamamen uygun bir şekilde alınıp sera dışında imha edilmesi en azından diğerlerine yayılmasını engellemek amacıyla önemli. Toprak solarizasyonu ayrıca önem arz ediyor. O da biraz önce bahsetmiştik, toprak içerisinde özellikle bitki kalıntıları içerisinde bir yıldan daha fazla canlı kalabildiği için bir sonraki üretim sezonunda bu bakterilerin yok edilmesi gerekiyor. Yani solarizasyonun da büyük katkısı oluyor. Solarizasyonun çok detayına girmeye gerek yok. Ayşegül Hanım biraz önce bahsetti detaylı bir şekilde. Bitki artıklarının yok edilmesi yine bahsettiğim gibi hastalık oluşumunu bir sonraki yıla taşıdığı için önemli bir faktör. Hastalığın konukçusu olmayan bir bitkiyle ekim nöbeti yapmak özellikle tarla koşullarında serada da tercih edilebilir ama tarla koşullarında özellikle konukçusu olmayan bitkilerle ekim nöbeti bu hastalıkla ilgili yapılabilecek kültürel önlemlerden. Bitki artıklarının yok edilmesinden bahsettik. Soldaki slide'da görüyorsunuz. Bitki artıkları hem sera içerisinde kalmış, her ne kadar solarizasyon uyguladım dese, yani uygulanmış gibi görünse bile bu aslında tam bir solarizasyon değil, yanlış bir uygulama. Çünkü
bitki üzeri naylon serilen naylon üzerine toprağın atılmaması gerekiyor birinci olarak. İkinci olarak tamamen kaplanması gerekiyor. Açık toprak bırakılmaması gerekiyor. Bitki artıklarının sera içerisinde hiç bırakılmaması gerekiyor. Üretim sezonu sonunda tamamen dışarı çıkarılıp imha edilmesi gerekiyor. Ayrıca naylonların delik olmaması ayrıca önem arz eden bir faktör. Doğru uygulamayı sol tarafta görüyorsunuz zaten. Bitki artıklarında bizim özellikle Mersin ve diğer bütün Türkiye için geçerli gerçi. Seralarımızın kenarlarında görüyoruz. Bu bitki artıkları hemen seranın kenarına bırakılıyor. Bunlar eğer bir hastalık unsuru taşıyorsa bir sonraki yıl anlattığımız Xanthomonas vesicatoria da buna dahil. Bir sonraki yıl üretim sezonunda bu bitki dokuları içerisinde hala canlılığını koruyan bakteriler olabilir. Ve sonraki üretim sezonunda dikim yaptığımız bitkiye buradan kolaylıkla bulaşabilir. Yani seradan uzaklaştırmamız ve uygun bir yerde imha edilmesi gerekiyor. Bu tür bitki artıklarının. Bu hastalık için şu an için yani anlatabileceğim konular bunlar. Sizin sorularınız varsa karşılıklı soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Evet, evet hocam, sesinizi alıyoruz. Sunumla ilgili bir sıkıntı oldu galiba ama biz sizi duyabiliyoruz. Sunum ekrana gelmedi mi? Şu anda ekranda ama tam ekran değil. Sunumun başlangıç sayfasındayız şu anda. Evet, şu anda tam ekran görünüyor. Evet, bu arada evet Marta Hanım, soru alabiliriz bu arada. En azından zamandan kazanmış olalım. Hocam siz devam edecek misiniz yoksa bitirecek miyiz? Bir tane hastalığımız vardı zaten. Onun anlatımı bitti. Evet. Bakteriyel hastalıklar konusu bitmiş oldu böylece. Eğer size uygun görürseniz kapatabiliriz. Tamam. Henüz bir sorumuz yok. Ben tekrar etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, eğer sorularınız varsa son birkaç dakikamız var. Sorularınızı alalım ve sabahki eğitimimizi burada noktalamış olalım. Pardon, bir şey söylemek istiyorum. Elbette, elbette. Buyurun hocam. Dinleyici arkadaşlardan bazıları sunumları hani gönderebilir misiniz şeklinde evet. ifade ettiler ama şöyle söyleyeyim. Eğer bizim bakanlık mail adresimiz sitemizde var zaten. Oradan maille bana ulaşabilirlerse bu kendi sunumu ben gönderebilirim. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şu ana kadar bir sorumuz yok. Eğer size son birkaç kelime söylemek isterseniz buyurun, onun sonunda da programımızı sonlandırabiliriz. Katılımcılara ve sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuda eğitim hazırlandığı için. Biz de ulaşılması durumunda bakteriyel hastalıklar konusunda kurumumuz olarak yani her türlü elimizden gelen yardımı yapıyoruz zaten, yaparız. Bundan sonra da kişisel olarak da ulaşabilirler, mail olarak da veya direkt resmi olarak da ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Evet değerli katılımcılar, eğitimimizin sabahki bölümünü burada sonlandırıyoruz. Öğleden sonra saat 2'de tekrar görüşmek üzere. Arkadaşım Selçah Has sizlerle olacak. Yeni bir konu ve konukla bir sonraki toplantıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Thank you.